aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin, vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Evet. Yavrucuğum. Çok daralıyor. Oğlum benim ya. Varsın ama yoksun. Çiçeğim. Varsın ama yoksun be. Pelin. Aşkım. Pelin mi? Günaydın. Günaydın. Beyaz tişörtlü bir çocuk. Sen aşka gelmişsin. Mesajlar falanlar. Beyaz tişörtlü bir çocuk. Aşka gelmişsin. Evet. Burada söyleyemem şu an. Niye? Utandım. Nasıl yani ya? Yan yanayken söylerim. He, kulağıma mı söyleyeceksin? Fısıldayı. Ne güzel iş ya valla. Ne? Ne güzel iş diyorum valla harbiden mis gibi. Geldi geldi! Gülüm. Ya hayır söylerim ya. De şu gelmez an birden pat diye soracağını düşünmedim. Niye sevgilim? Yani. Sen söyle sevgilim. Patron. Ne? Ben sana ne söyleyecektim sevgilim? Beni çok sevdiğini söyleyecektim. Teşekkür ederim ben de seni seviyorum. H.G. Ben bugün yanına geleceğim zaten. Şöyle yine kulağıma fısıldarsın orada. Köşeden olur mu? Olur. Koca küpelerinden ben yaklaşık fısıldayabilir miyim bilmiyorum ama. Bunlar bir tık daha küçükleri. Onlar daha büyüklerdi. Evde unutmuşum. Ha, ben onları olabildiğince böyle yanaşmaya çalışacağım. Yani bunlar seni çok engellemez. Tamam aşkım halledeceğiz halledeceğiz. Burak'ın burnu koptu. Seni de kulak memeleri kopmasın. Benim erkekler evine bir sürprizim var. Bilin bakalım ne aldım. Sarma, sarma, sarma. Biz burada seninle sabah günaydınlaşmaya çalışıyorum. Ay yüzün ekrana yansın diye bekliyorum. Bak kız yaşlandı ki ünlü görüyor musun? Fark ettin değil mi? 26 yaşındaymış. 26 yaşında. Şu kız 26 yaşında. 25 de değil 26. Normalde 20 falan gözüküyordu. Baksana. Makyaj yapmamış, şey yapmamış, 26'ya dönmüş. Öyle korkunç olmuş. Benimle böyle her şeyini paylaşabilecek kadar buna güvenmeni isterdim. Ben de. Ben de çok isterdim. Çok güzel bir özelliğim var. Ağzını tutamıyor. Bir kıza nasıl iltifat edilir? Ne bileyim, gözlerinden bahset. Güzel koktuğunu söyle. Gözlerin. Çok güzel kokuyorlar. Dandini dastana, analar girmiş bostana. Dandini dandini dastana, analar girmiş bostana. Özledim. Bakayım gözlerimin içine bak. Özlemişsin. Evet özledim. Aynı evin içinde kendi özlüyorum. Sen aşıksın. Aşıksın. Öpeyim. Vay be şuna bak. Ne? Ne kadar huzurlu bir kırmızı oda.
Olcan ne için var? Olcan da beni mutlu etmek için var. Evet. Bana aşk vermek için var. Tamam. Seni sevmek için var. Evet. Ben seni Ben ne için varım? Ben ne için varım? Sen benim her şeyimsin. Ben ayaklarımı sokarım kanka şuradan. Yeter abi. Yaklaşmıştı. Ama şimdi söyleyince yani ben de istemiyorum zaten. Ne pislik bir adammışım ben ya. Ne yaptı? Bağırdı. Ne bağırdı? Sus bir artık diye duymadınız mı? Benle böyle konuşamazsın dedim. Varoş varoş diyor ya kimseyi beğenmiyor. Benle böyle konuşamazsın dedim ben de. Ya bir sus. Senlik bir durum yok ki. Yaran mı var? Sıçı kocamısın o zaman. Bağırma artık ama. Sen de bana bağırarak konuşamazsın o zaman. Ben bağırmamıştım sana. Haddini bilmeni istiyorum biraz. Sen haddini bil asıl ya. Kusura bakma. Kardeşim bir karışma olur mu? Rica ediyorum ben. Yorum yapmanı istemiyorum dostum. Şu an yorum yapmanı istemiyorum. Şu an sakin değilim ve tamam şu an istemiyorum. Sen Sedat'cığım rica ediyorum. Bir kere de saygı göster. Sen saygı gösteriyor musun karşılığında? Bak Sedat bir şey söyleyeceğim. Sedat'cığım bak rica ediyorum. O aynı şey istediğinde ben saygı gösterirsem herkes saygı gösterecek. Bir dakika ya. 3 yaşında. Bu güzellik. Bu güzellik. Şaka mı? Halis mi? 3 yaşında. Halis kim ya? Ya yemin ediyorum 3 yaşındasın ya. Ya o 3 yaşındaki kombin saçımı yapmaya çalıştım ama olmadı. Bir kere oluyor o saç sadece. Bir daha yapamıyorum. Olmuyor aynısı. Ya ben ilk defa geldim bu koltuğa Üzgünüm. Oturdum. İlk defa geliyorum. Aşkım. Sen benim yanımda 3 yaşındasın. Kanka, bu koltuğun bir ben yanına var. Geleceğim. O haline dönüyorsun yani. Saçını yani, fönlemene, örnek veriyorum makyaj yapmana gerek yok. Sen yan yana gelelim. 3 yaşında oluyorsun zaten. Anladın mı? Evet. O yüzden bunlara gerek yok. Ben yanına geleceğim. Beyaz gömlekli bir çocuk vardı orada diyorum. İlk bölüme geri döndük yani. Evet. Benim erkekler evine bir sürprizim var. Bilin bakalım ne aldım? Dolma, sarma, sarma. Gördüm neyi? Sarma, evet. Nasıl? Ben sarma aldım. Sarma sarmadım. Bana sarmayın demek için size sarma getirdim. Benden uzak durun. Bu mesajın belirli bir adresi var mı? Çok dolduruşa gelmiş. Mahir. Cansel'e neyle giderseniz... Sayemde sarmayacaksınız arkadaşlar. Cansel'i artık tanıyın. Cansel'e neyle giderseniz, neyle vurursanız o da sizi öyle vurur. Artık yani, anlayın yani. Neyse ki içinden gelerek yapmış olur. Ya. Vallahi hiç söylememiz... Sipariş de verebiliyor musun yani? Yok, aynen bence manipüle oldu birazcık yani. Alıyor, sarma diyoruz. Keşke... Gülüm. Günaydın. Günaydın canım benim, nasılsın? İyiyim, yetişemedim ya. Tam hazırlanamadım. Ne zaman yetiştin ki hayatım benim? Biz seni böyle seviyoruz. Yani. Kabullendik. Bana geç kalmam olur mu? Sana geç kalmadım hiç. Kalma, kalmadın. Kalmadın, kalma. Anlamadım. No. Görüşürüz hayatım benim. Öpüyorum Görüşürüz seni. Canım. Canin. Günaydın. Canim. Günaydın. Beyazlar yakışmış. Teşekkür ben ederim sana da. Hiç konuşmadık ha. bir şey evet. Buradayım. Bundan sonra burada oturacağım. Bugün son günün. Ekmek mi gelmiş lan? Yarın. Yarın girdik de biz. Yarın kahvaltımı istiyorum. Alırız. Kahvaltımızı. Öyle bir şey yok. Ya bulaşma be. Bir sus. Keyifler nasıl? Şu an daha iyiyim. Efendim duyamadım seni. Şu an mı daha iyisin? Neden? Önceden iyi değil miydin? Ya beni gördün daha iyi oldu. Oğlum bir susun lan. Allah Allah. Sonra oğlum, eve gidince şey yapalım. Dur beni şahlatayım. Dur. Ondan saçlarını bora boyatacakmış. Oy. Olur bana o yer. İnşallah güzel bir yerden almışsındır Cansel ya. Yavrum benim ya. 2 kilo sarma. Getirir misin Cansel? Yani.
Bana neyle gelirseniz ben de size onunla gelirim. Keşke Mahir'cim bana bak ekrana verir misiniz Mahir'i? Mahir'i ekrana verir misiniz derhal. Emir büyük yerden. Mahir'cim keşke bana geldiğin gibi böyle sarmalarla ay boğazımda kaldı. Evet kalır. Keşke Tuğba'ya da başka bir şekilde gitseydim bana geldiğin gibi. Ama gidemedim. Bana değil de keşke Tuğba'ya sarsaydın diyor. Yani hemen kestirip atmasaydın diyor yani. Ben de bence Cansel de bu kadar çabuk manipüle olmasaydı keşke. Ya Mahir, ağzın açılıyor. Yani bu kadar kolay olduğunu bilseydim öncesinde sarardım. Duymuyorum. Diyorum ki bu kadar kolay manipüle olacağını bilseydim öncesinde sarardım. İlgilenmiyorum şu an seninle. Ye ye afiyet olsun ye. Bak. Tuba'ya bak lan burada, beş karış Tuba. Burada üzgün bir surat. Sen harbi çökmüşsün ha. Çökmüş. Tuba senin şey yaş 26 mı? Orada güzel ha. Tavsiye ederim. Tuba'ya anlatacak şarkı duygularım. Çok güzel. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyiyim görmemiştim. İyi sen? Diyetimin ilk günü. Cansel bize mi aldın kendine mi? İyiyim biz günaydınlaşamayacağız herhalde bugün. Kendime aldım. Buse'nin önünden alınlar. Çocuğum aç mı kaldınız siz? Konuşuruz. Kızlar evine gelince konuşuruz. Şeyda ve Buse ikilisi. Coştular. Cansel şunlara bak. Gençler bir bırakın da insanlar bir günaydınlaşsın. Sonra yaparsınız sohbetimizi be. Kahvaltı etmediniz mi siz az önce ya? Etmedim. Ne gelse bu eve yiyorsunuz. Bir şey de ayırın ya. Tatlı yiyorsunuz, hey. Tuzlu yiyorsunuz. Hey! Hamur işini yiyorsunuz. Ses tonu biraz kısar mısın? Kısarmadı diyor ya. Bu ne ya? Pazarda mıyız abi? Gözlerini çıkar. Göremedim. Oğlum, pazarda mıyız abi? Böyle ne? Bağıra bağıra konuşuyorsun ya. Sibel tamam da sürekli yiyorlar. Hem yiyebilirler. Senin yiyorum. İnsanların yemesinden sana ne abicim? Sen biz burada seninle sabah günaydınlaşmaya çalışıyorum. Ne? Ay yüzün ekrana yansın diye bekliyorum. Çağrı çok değişmiş ya. Aralara ay yüzlü falan sıkıştırmazdı normalde bak ha. Artık tamam. Al günaydın hayatımın anlamı. Anlam ve önemi diyecekler herhalde. Ne evet. Duymadım. Hayat yani... Niye bak hem bağırıyorsun hem duymuyorsun. Duymuyorum. Sabahtan beri insanlara bağırırsan nasıl anlaşabilirsin ki zaten? Bağırmıyorum. Sen niye bağırıyorsun şu an? Abi duymuyor ki beni. Yani duyması için... Duyması için bağırmam gerekiyor hayır, demek ki duyması arkadaşlar. Için kimsenin burada konuşmaması gerekiyor. Herkes böyle konuşuyor. Herkes ha, burada bak. Bak saygısını arkadaşlar. Oğlum hey! Oğlum saygınızı kaybetmeyin. İnsanlar konuşuyor. İletişim halinde laf atmayın konuş ya. Zaman, kapandıktan konuş. Sonra laf atın. Konuşamadı. Ya böyle geçer işte. Size yapıldığı zaman ama şey yapıyorsunuz ya. Günaydın. Tamam. Günaydın. Lan ne duyar kasması Burak? Ekrana geliyorsun. Yarım saat duruyorsunuz. Beni konuşturmayın şimdi. Ay güzelmiş ama. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyisiniz inşallah. Eyvah ben bu sahneyi biliyorum. Ben bunu biliyorum. Aşk da sardın değil mi? Tam sardın. Beni alın. Dur. Aç bakayım. Aa. Ben bir Allah'ın işi. Hay Allah. Üç vay be. Günaydın Serdar, günaydın. Günaydın, günaydın hepimize günaydın. Afiyet olsun. Günaydın. El ayağını çok acıdı değil mi? Yalnız çok acıdı. O iyi koltuğa sürdü. İğrenç. İğrenç. Ya biz o koltuğa oturuyoruz bir de ya. İnanamıyorum. En sevmediğim hareketler bak. Bitleneceğiz ya. Bilseydim üzerine sürerdim. En sevmediğim hareketler. Saçım. Eline sürüyor şimdi oraya sürecek. Ya bir şey diyeceğim. Çok temizsiniz ya hepiniz de. Şimdi benim benim üstüme geliyorsunuz. Ne oldu orada ya? Ben alt tarafı elimdeki ıslak koltuğa sürüyor. Kızıyorum. Çok koydum gerçekten ortaya. Yapmasa yaparmış gibi olduğunda kızmıştım yani. Pastanı güzel miydi? Ne? Tatlı yemek istiyorum. Ulan biz onu dolapta unuttuk. Biz onu dolapta unuttuk. Tatlı yemek istiyorum. Niye? Getireyim mi aşkım? Birazdan. Ne? Sen ilk defa salıncağa oturuyoruz değil mi? Evet. Ben ilk defa salıncağa oturuyorum aşkım. Ne yapıyorsun? Papuçlarımıza bak. Uyumlu olmuşuz ha ufaktan, yalandan. Hmm. Senin Hintli gömleklerinle. Niye bu gömlek çok benim. Güzel ama ya. Çok güzelsin. Ben bunu seviyorum. Nakışlı nakışlı. Çok güzelsin. Gel otur. Allah Allah. Allah Allah.
Bak kız yaşlandı ki günde, öyle evet, mi? Evet, fark ettim. Fark ettin evet. Değil mi? 26 çok yaşındaymış. Güzel. 26 yaşında. Şu kız 26 yaşında. 25 be, ne 26? Pardon, 25? Abartma. Normalde 20 falan gözüküyordu. Baksana. Makyaj yapmamış, şey yapmamış. 26'ya dönmüş. Öyle korkunç olmuş. Şaka yapayım. Mesela eskiden daha sıkı sarılıyordun. Sarılmıyorsun şimdi. Saçmalama. Ve suçu da benden buluyor. Ben, bana sen atıyorsun. Sarıl o zaman daha sıkı. Abi bak işte al böyle yapıyorsun işte. Hı? İşte hep böyle yapıyorsun. Ne, yüzüme aynı, bak önce hangi sorunu söylersem söyleyeyim hep. Yüzüme bak konuşurken. Hep şey yapıyorsun. Gözlerimin içine bak. Sarıl. Şeye bir de sen marka kalktın, giyindin, çıktın. Aşkım ben nereden bilebilirim ama? Hı? Ben öyle aç değilsin diye bir şeyler atıştırdım. Niye? Ben hep düşünüyorum ne yaptı, çıktı mı, girdi mi, etti mi falan filan ben soruyorum, şey yapıyorum. Ben birazcık senin burcunun özelliklerine falan bakıyorum. Neden? Bazen ben seni çözemiyorum. Yetmiyor. Destek alıyorum işte öyle yerlerden. Mesela bazen bir hareketim diyorum ki Allah Allah şimdi bu çocuk bunu niye yaptı diyorum. Neyse deme bir şey. Ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey'e bağlayıp. Biraz böyle bekliyorum. Seni izliyorum. Hep mi öyle yapıyorsun falan. Ya da herkese mi? Anlaştık mı buraya kadar? Öyle burcunun da birkaç özelliğine baktım. Okey. Hep böyle yazıyor ki. İşte çok kendi problemleriyle gündemi meşgul etmeyi sevmez. Öyle bir içine atar. İçime atıyor. İçime ata ata ne hale geldim. İçin ben olsam bari bazı şeylerini bana atsan. Benimle böyle her şeyini paylaşabilecek kadar bana güvenmeni isterdim. Ben de. Ben de çok isterdim. Sana her şeyimi paylaşabilecek kadar güvenmeyi. Güvenmiyorsun ama yani. Ama senin bir özelliğin var hayatım. Sakın, saçmalıyorsun. Senin çok çok güzel bir özelliğin var. Ağzını tutamıyorsun sen. Sinirlenince ağzın açılıyor. Beni böyle tanıyor olman beni üzdü çünkü böyle bir şey yok. Böyle değil. Harbi mi? Hı-hı. Ne yapıyorum? Hı? Bilmiyorum, herif böyle hissediyorum. Nasıl hissediyorsun? Konuşalım kalk. Böyle hissediyorum. Nasıl? Hı? Eskisi gibi... Ne eskisi gibi? Sarılmıyorsun. Eskisi gibi... O heyecan yok gibi. Sen eskisi gibi misin? Hı? Bak bana. Ha. Hı? Ne? Ne eskisi gibi diyeyim mesela? Sarılmalarımız falan. İşte üf deyip kapatıyorsun telefonu sonra aramıyorum. Gel çağır git çağır. Buraya dost. Yapmazsın böyle. Görüyorum görüyorum. Çağrı. Bir tanesi bizim. Ben teşekkür ederiz. Ne o? Bunu ben... Sizlere aldım. Evet. Ya çok kibar ve çok düşüncelisin ya. Teşekkür ederiz. Rica kesine ederim. Bereket. Afiyet olsun. Ne ki ama bu? Bizi sol kulağından çınlatıyor. Umarım annem değil. Şey, ne ki bu? Bir kaşık daha var mı? Kaşık daha. Sen ye anca yeter o sana. Bana vermene gerek yok. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim mi abi? Valla tatlı yemem. Sen beni sevmiyorsun değil mi? Hı? Sen beni sevmiyorsun. Hı? Seviyor musun? Küssüz ama seviyorsun. Konuşmuyorum. Konuştun. Evet, bunu söylemek için konuştum. Küsüm seninle. Konuştun. Anla diye. Konuştun. Seninle muhatap olmuyorum. Şu anda durum güncellemesi yaptım. Şu anda konuşuyorsun. Durum güncellemesi. Kendi kendime konuşuyorum. Şu an konuşuyorsun. Kendi kendime konuşuyorum. Şu an hala konuşuyorsun ama. Küstüm sana, küstüm. Dayanamıyorsun. Yok, seninle konuşmuyorum. Küstüm ben sana. Kimle konuşuyorsun? Konuşmuyorum. Kimle konuşuyorsun? He? Dandini dandini da sana analar girmiş bostana. Dandini dandini da sana analar girmiş
Fıstana. Benim kızım büyüsün de güzelleşsin. Uyu bebeğim, uyu. Uyu yavrucuğum, uyu. Uyu çiçeğim. Uyu. Uyu, uyu. Gözlerini açma ama. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Nazlı. Kabul etmiyorum. Neden? Ha? Ben çocuğumu şu an uyutuyorum. O lafı o şekilde çeviremezsin. Nasıl yani? Şu an bana bebek gibi davranarak. Hayır. Çocuk reyonu dedim bak, bana. Oğulcan bana bebek gibi davranıyor dedin ya. Sen de çocuksun dedi. Oğulcan bana bebek gibi davranıyor dedin ya. Git. Bak. Git başımdan. Bak. Git başımdan. Git başımdan değil mi? Bak, dün o... Mahir de bunu söylemişti. Bugün de sen söylüyorsun. Ağlayayım mı istiyorsun? Ağlayayım mı istiyorsun? Ya ama. Ya içim dışım açıktı. Yeter kusacağım şimdi. Bana küsersen, küsmeye devam edersen sallayayım. Küsecek misin? Hayır. Bırak beni. Çok iyi. Seni çok seviyorum. Çok iyi. Defol. Hayır. Aşkım, hayır, barıştık ama. Affetmeyeceğim. Ama barış... Affetmeyeceğim. 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 Affet. Hayır. Beni affet. Bana sen çocuksun dedin. Ya ben bazen kelimeleri seçemiyorum. O kelimeni anladım. Bana kullanırken hassasiyetle seçeceksin. Ama ben özür... Doğru kelimeyi kullanmazsan ben de sana doğru bir şekilde davranmam. Kız bakıyorum sana. Güzel. Beşliyorum. İstersen ben öreceğim seni. Kız ama iyi değil mi? Çok beğendim. Oh gel sana bol bol vereyim biraz gel. Meyvesi daha güzel. Keşke daha çok çilek olsa içinde. Hı. Şekilleniyorsun. Hayır, ilişkimiz için kendi, bir şeylerden fedakarlık yapıyorum. Taviz veriyorum deme bana. Sen şekilleniyorsun. Ben yani bulunduğum ortamın şeklini mi alıyorum? Hayatım bana bak. Hı? O ne ya? Bana bak. Beni böyle etkileyebileceğini mi zannediyorsun? Çünkü çok doğru. Çünkü çok haklısın ha. Çünkü wow. Yaklaş bana. Gözlerin. Çok güzel kokuyorlar. Ya alın abi ya bunu. Çok güzel kokuyor gözlerin. Saçların. Saçlarımı bozdum. Saçların diyorum. Saçların diyorum. Hı. Ela mı? Sen bilek orundayız. Sen. Bitmiş beni mi? Çok seviyorsun. Ne? Beni seviyorsun. Yine kandırdın beni ya. Hep kandırıyorsun beni. Ne yaptım ben sana? Tam kandırdın beni şu an. Yine aldın bütün şeye götürdün yani. Niye kandırıyorsun? Kandırmıyorum. Ben seni çok seviyorum. Gördün mü? Hmm. Seviyor musun? Ne kadar? Çok. Ne kadar çok? Senin gibi yapıyorum. Anlatamayacağım kadar çok. Bak gözlerine. Köye şu an. O tam şey yemeyeceğim. Yemeyeceğim ama verir. Sen de yerim. Ben de böyle bir kaygı görmeye başladım. Nasıl bir kaygı? Sanki seni sevmiyormuşum gibi davrandığımı iddia ediyorsun ya. Umursamıyormuş gibi falan. Öyle davranmıyorsun. Bazen öyle yapıyordun işte. Öyle hissettirdiğinde söylüyordum.
Ne olsun istiyorsun şu an? Ne bileyim, tartışalım. Nasıl? Tartışmıyorum seninle. Neden? Allah Allah, tartışmıyorum kardeşim ya. Tartışacak bir şey bulabilirdin seni normalde. Ciddi misin sen şu an? Sıkılıyorum, evet, istemiyorum. Sıkma beni. Aa. Kendi halime bırak. Üzüldün mü şu an sen? Kendi halime bırak. Üzüldün mü şu an? Hayır, üzülmedim. Ne üzüleceğim be? Ne üzüleceğim? Bak i̇nsanların yaptığı şey sen ne yapıyorsun? Ben insanların yaptığı şey... Daha dün Mahir çocuklukla vuruyor. Ben sana ayakkabıyla ilgili bir şey söyledim. Kurban oldum. Aynı şey mi Allah aşkına ya? Şen şakrak gülelim eğlenelim diyor. Ben gülmüyorum. Tamam, anladın gülmüyorsan mı? Bir daha gülmüyorum. Yapma. Gülmüyorsan bak. Sinirimi bozuyor. Gülmüyorsan. Salak saçma sebeplerden tartışıyoruz senin yüzünden. Gülmüyorsan bir daha yapma bu, tamam mı? Her seferinde çocuk mevzusu önüme geliyor. Onlar yapıyor, ben mi yapıyorum? Sen de yaptın. Az önce yaptım mı diyorsun? Sen belki kötü niyetle yapmadın ama sen de bunu söyledin. Ya çocuk, ayakkabınla ilgili bir şey söyledim. Ne alaka Enişten ya? Bir şey söyledim. Ne alaka? Yavrucuğum, bunu uzatan sensin ben şu an. Ben de satılıyor. 36 numara ayrıca benim ayaklarım. Çocuk ayağı mı? Ya saçını atmasınlar bak ya. Çık şuradan. Gitme bir yere. Bir şey yok. Kaçamazsın. Hüdüksün sen. Ay, kaçamazsın. Bak sıkıyorsun beni, darlıyorsun beni, yapma ne olur. Böyle yapınca düzel. Söyle. Ya bırak ne olursun. Artık çok canım sıkılıyor. Durur musun? Canım acıyor ya. Acıdı mı canım? Of. Dün akşam da mı konuşmadınız? Mesajlaşmadınız da. Hatasını anlayıp dönmesini mi bekliyorsun? Evet. Yani %100 hatalı olduğunu düşünüyorsun. %100 değil tabii ki de. 90. 80. 80. Sana söylediğim şeye katılıyor musun? Senin yaptığın hatayla alakalı. Evet, ona katılıyorum zaten. Nesin? Fevri davranmış olma ihtimalim var mı? Ne? Fevri davranmış olma ihtimalim konuştuk. Yok, hayır. Bana gelip de işte yani bilet olarak gördüğünü, düşündüğünü söyleyip ve tekrarladığım halde evet derse ben... O tatsız olmuş bu arada. Ona da gerek yokmuş o kadar mı? Yani şu an bence peşinden koşmanı bekliyor olabilir. Zaten Sibel öyle demiş, Sibel dedi. Ne o bitirdi, yapıyorsun? O gelecek. Yani şu an makine yazar mısın? Gel gel yaz. İşte bunları duyunca daha böyle şey oluyorum. Bileniyorum diye. Gitme lan ben. Gitme ya. Ne zamandır sen gidiyorsun ya, ondan bir... Ha, bu böyle bir de sen, şey mi? Bir dakika aşkım, şu an iki kız dedikodusu yapıyor. Sen erkeksin, girme araya. Sen farklı yorumlarsın, biz farklı yorumlarız. Dinle tamam, sen. Tamam, sizin yorumunuz. Ya bunları bir hazmedeyim de gitmem gerekirse giderim. Ama şu anda niye gitme diyorum biliyor musun? Yani gerçekten bir iki hafta boyunca onu istediğini dile getirdin, belirttin. Evet. İşte, ya ben onun savaşında dinle. Değilim. Yok savaşında ya. Değil. Bunun, şu anda bunu Mahir izleyecek de dur kanka. Yok be. Ya sen yemin ediyorum hala aynı. Hayır hala ya, aynı hayır. Ya. Beni dinle, beni. Benim aklıma gelmedi. O çok büyük adım yani, dün gerçekten Öykü'nün kritikte de bahsettiği gibi çok büyük adım atmadı, anladın mı? Ve öyle yapmış gibi davranıyor. O yüzden artık gitme. O sana bir ışık yaksın, yine zaten. Git. Yo, ben hazmettikten sonra ben de giderim ama hazmetmem lazım. İçimde bir hazmedeyim. Çünkü evet, o öyle düşünebilir. Ama biz de onun hakkında bir şeyler düşünebiliriz. Anladın mı yani? Tek onda böyle bir özellik yok yani. Tek onda böyle belki bir Mahir Galı'yı şey yok. Yani. Sen kaç yaşındasın? Aramızda bir yaş var. Ne çocukluğundan bahsediyorsun? Aşkım, küçük anlamında söyledim yavrucuğum ya. Benim çocuğum var, anladın mı? Ben senden daha da büyüğüm. Yaş olarak değil belki evet, ama... Evet, tamam. Anladın mı? Ya, o anlamda demedim ki ben sana. Olgunluk olarak senden daha büyüğüm. Ve takmışsın bana, yok çocuk reyonundan mı giyiniyorsun? Çocuk musun? Ya bunu bu kadar büyütmen çok saçma şu anda bak. Sen büyütüyorsun. Tam büyütmeyelim, yani. Susalım o zaman. Başka bir konu açalım, tamam mı? Tamam, konuşmayalım. Başka bir konu aç. Tamam. Başka bir konu değil. Bunu konuyu halledelim tamam. Ama... Ama bana şey yapma, sinirleşme bana şu an. Sinirliyim, başka bir konu konuşabiliriz. Tamam. Kapatıyorum. Tamam. Allah geçe seveceğim, yapma. Kapattım, konuşmuyoruz. Tamam, tamam. Tamam bak, haklıyız. Tamam, tam süper. Ama ben seni bu konuda da... Tam konuşmuyoruz dedikçe çok daha çok konuşuyorsun. Bak, bir başka şey bir konu aç, başka bir konu konuşalım, tamam mı? Bir şey söyleyeceğim.
Yemem, bana diyor ki ayakkabını çocuk reyonundan mı aldın? Çocuk musun dedi. Ne? Buse'ydim Buse. Aslında bir daha sonra kim alabiliyor o çocuk reyonundan? Evet. Numarası ne dedi? Küçük diye mi acaba? 36 numara. Kadın o ya. Hayır 36 onun ayağına büyük oluyor ki. Daha dün zaten çocuk dedi diye üzerine gittim ya. Mahir'in. Zaten sinirim bozuk. Ama ayakların 35 numara. 36. Topuklar ayakkabı da 35. Bir şey söyleyeceğim, bu çok güzel bir şey. Kim bu? Minicik ayakları var. Ama yani çocuk musun demez yani, anladın mı? Bebeğim falan desene işte, pat olarak çocuk musun mu dedi? Çocuk ayarından mı alıyorsun? İşte çocuk. Olacak mı dedim? Ama hassas noktası sonuçta, sinirleniyor. Ben de şey dedim, çocuk musun dedin, çocuğu var dedim. Niye böyle konuşuyorsun? Ben senden daha olgunum, yaş olarak benden büyük olabilirsin dedim. Ama ben senden daha olgunum dedim. Bir de Mahir olayında da zaten dünden hassasım. Ona bile yani haddini bildirdi. Senin hiç takılacağın bir şey değil ki çocuk musun lafı yani. Dünkü niye seni arıyor ya? Niye beni arıyor ya? Aynen. Hayır, Mahir'e de haddini bildirdim diyor, gözü Tuğba yani. Yok, dikkat etmedim. Beyler selamun aleyküm. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kimse yokmuş ya. Mahir'i ben anlamadım ya, şu yönden anlamadım. Burada dün açıklama yaptı ya, aslında ben konuları çözmeye gelmiştim. Hı hı. Ama Tuğba'yla böyle olunca şey oldu diye, tanışma yolunu bitince kendimi geri çektim. Hı hı. Madem kendini açıklamak istiyorsun ve madem seni Tuğba orada yanlış anlamış, bugün kızlar evine geldiğinde Tuğba'yı çek ve anladığın ya da anlamadığın şeyi sor. Evet. Mahir kadın anlayacak biri değil bu arada. Ki. Asla yani. Mahir öyle biri değil. Biri. Asla ben yapmaz. Bu konu o hakkında açık ol. Ben de atmam arkadaşlar yani. Hayır bu dedi kadar ki kolay. Biraz zaman dedi, biz de konuştuk. Ya bu ne bitmeyen zamanmış. Biraz zamanın geçmesi gerekiyor dedi. Valla. Bence bir de seni böyle şu an meçin yok, tanıma yolunda değilsiniz. Bir de seni böyle mi izleyecek? Ben anlamadım ki ne oluyor? Wow. Ne bu dediğin bir şey varsa... Bence sen... izleme falan değil, sürekli kendisine gelen bir kız istiyor. İzleme falan değil yani. Öyle mi? Tuba giderse bu iş olur, zorlarsa. Ona bir tek ben yaparım. Bakın bacaklarıma baktın. Ne oldu? Niye bacaklarıma baktınız? Çok maçlı. Çok güzel çünkü. Başka bir şey de tayım benim gözüme dikkatini çekti. Biz şurada Bilek'le otururken böyle içeri doğru bir bakalım dedik. Serdar'la koyu bir sohbet içerisindeydim. Serdar, Tansu, ben. Benimle bu sebepten ötürü birliktesini ima etmişsin. O da böyle mi düşünüyorsun gerçekten demiş. Evet demişsin. Yani, ya alınmış kırılmış olamaz mı? Şimdi tabii abi ama böyle de yani ben orada sadece söylenilen şeye değindim. Hani ona alındıysa yapacağım bir şey yok. Yani ben orada sadece söyledim yani böyle yani bir şey. Dediği gibi üzerine tekrar emin misinin üzerine evet cevabını aldıysa aslında sana fırsat da vermiş. Yani hani ya hadi öyle değil evet de buyur. Dedim mi dedim mi onu bile hatırlamıyorum dedim. Yani o anın şeyiyle. Bilemiyorum, o bekliyor yani. En azından bir ışık bekliyor yani, böyle duvar gibi bir insan beklemiyor. Düşünüyor ama kanka, düşünceli de. Düşünceli yani. Niye düşünüyor bilmiyorum ama. Ben de bir tık üzgün gördüm bu arada. Kalksana bir ayağa. Ben de bir düşünceli gördüm. Ne bu ölü gelin ya? Kalk ayağa bir. Ay bilmiyorum, bütün enerjim. Kombinin de güzel olmuş. Tuba bir yüzün çökmüş. Beni evet çünkü güzel olmuş kombinin. Makyajın çok hafif, yüzünü yıkamış gibisin. Ağlamış, yüzüne su vurmuş. Erkekler dedi ya çökmüş Tuğba bir günde diye. Ya yok be, abartmayın ya. Öyle dediler ama. Cidden sabah. Tuğba ağrımdan ölüyordun, bizim mi haberimiz yoktu Tuğba? Ya hayır, sadece bir hayal kırıklığı mı denir? Hayaldi ya. Diyecek yok sandım. Hayal kırıklığı da değil ya. Kırıldım yani, hani ondan bunu beklemezdim. Siz deyin derim, geçer gülerim yani. Ama onun demesi... Hı. Boş boş. Kırdı yani beni. Yine darladınız beni. Keyfine bizim bağlı kankim. Şeyimiz yok. O yüzden yani. Senin yerine başkalarına şans verebilirim. Evet. Kim o saklanan, nerede o şahıs? Tansu gitsin. Ya ben istemiyorum ya. Saklan. Benim gözüm görmeyince daha çok aklıma takılıyor. Benim kimsem yok. Gitmek ister misin aşkım? Hayır. Gitsin eğlenceli. Neden?
Minnet adımlarım oluyor. Ya evet ya Cansel sen de git. Minnet adımlarım oluyor. Evet Cansel şu çocuk gibisin. Çocuk gibisin kavgasını yapsın diye Cansel gitsin. Çok kavga olur. İstemiyorum, istemiyorum. Ben istiyorum. Aşko çocukça bir kavga olur. Tamam başka bir kavga yap. Uğraşamam olacağına. Tuğba özüne dönmüş evet arkadaşlar anlaşıldı üzere. Hayır eğlenceli oluyor o yüzden. Tamam seçiyorum. Azize, Tansu, Pelin, üç. Tuğba. Hayır. Tuğba. Tamam yok. Tuğba yok. Ben de istemiyorum ona bakılırsa. Bir, iki, üç. Kendim. Bir şey Cansel. Diyeceğim. Bak haksın. Ve Cansu. Aşkım ya bir şey oluyor. Cansel. Diyorsun ki adım atma. Azize, Tansu, Pelin, ben ve Cansel gidiyoruz. Cansel gelmediğin günleri doldur kırmızı odada. Benim yerime Sibel. Gelmediğin günleri doldur kırmızı odada. Kırmızı odaya gitmedim ben. Ama kendin zorunlu değil misin ya? Yok isterse ben gider isterse istemiyorum. Gitmez. Ben kimse o giderken arkasından bile bakmadım, trip attım. Ben onu kırmızı odaya çağırmam şu an, sinirliyim zaten. Tamam git kendi kendine. Yaşamam valla. Cansel ya hadi. Aşkım ne alaka? Git kendi kendine bir şey ya. Çıkmayacak. Niye hadi? Maalesef. Bak mutsuzum burada beni biraz burada da sana bir eğlence çıkmayacak. Gitmiyorum çünkü. Evde yokuz. Sen gelin o zaman popüler. Yo gidiyor söyledim. Evden çıkıyorum, evde yokum. Ha bak bak bak. Ya şunu eline alın şu mikrofonu tutuyor Pelin'i, lavuk ya. Pelin'i heveslendiriyor musun? Bak Pelin'i boşuna mı heveslendiriyorsun? Yoksa gerçekten artık kendi bugüne kadar çizdiğin profili toplama gibi dürüst bir amacın var mı yani? Oo, hep heveslendirdin diyor ya. Profilimde, bir dakika profilimde toplanacak bir şey görmüyorum kardeşim. Kimseyi de, yok diyor. Kimseyi de heveslendirecek hareketler de yapmıyorum. Evet Mavi farkındayım. Ne yapmayı planlıyorsun peki mesela? Sadece sohbet ediyor şu sohbet abi. Muhabbet yani. Çayımı içiyorum. Gel, peki bu, peki bu sohbet muhabbet... Abi getir. Sohbet muhabbet ilişkiye döner mi? Evet hayır. İmkanı var. Tamamdır. Bu da şey yani ne olur ne olmaz. Açık kapı. Açık olsun. Açık bir politikası. Bu işin galası var. İki açık isterde bize müsaade olmasın. Bak. Bir bıyık altı gülümseme gördüm. Şimdi, var kendini tutuyor. Evet, ikinci evet. Sorumuza geldik arkadaşlar. Sibel diyor ki, Çağrı sen bana aşık değilsin. Neden aşık değilsin diyor. Ya bunu söyle. Sanki ilk konumuz bu. O aşık oluyormuş, olma yolundaymış. Hı. Ben neden o yolda değilim? O şimdi aşığı oynayacak ya önümüzdeki haftalar. Aferin lan. Sen de oynamak vay ister misin? Vay sen vay de bu oyuna dahil olmak vay ister misin? Vallahi ben hissetmeden asla bu oyuna dahil olmam arkadaşlar. Nasıl ki ilişkiye de başlamadıysam bir süreç. Arkam dönüp tık hemen gidebildiysem ben bu oyunu oynamam. Eyvallah. Güzel. Üzülüyorum artık yeter kanka. Aşkım o da şimdi şey triplerine girmiş. Sen işte benim üstüme titremiyorsun. Ben de şımarmak istiyorum. Ha, biraz da ben senin nazını çok çektim. Sen de benim evet. Nazını haklı kanka yap. Ben şey düşündüm. Bunu da söylesem mi? Doğum günü tatile denk geliyor. Ben bir gün önce kutlayacağım burada. Ama şey baş başa kutlayacağım. Çünkü o büyük parti gibi bir şey istemiyormuş. Hı-hı. İşte pasta alırım. Ondan sonra yok be. Normal böyle bir pastam. Hediye falan beğendim. Onları göstereceğim sana. Şey hani böyle yemek yapmıyorsun falan dedi ya bana. Her şeyi sana hazırlayacağım. Pastayı ben yapamam da. Aynen. İşte yanına bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Çok romantik bu arada. Tam iş şey yani. Ne çok abartı. Part falan tarzı bir şey istemiyorum. Kanka Sedat'lık bir şey değil zaten beni. O aynen. İstemiyorum dedi. Mutsuz olacağı da bir şey yapmak istemiyorum şimdi. Sırf kutlamak için kutlama. Baş başa dedi. Minik bir pasta al böyle dedi. Böyle senin böyle dedi. Bir şeyi sen yaptın ya onun daha çok hoşuna gider. Pastayı görmez gözü yani. Öyle düşündüm işte. Ben de öyle yapacağım. Tatilden bir gün önce. 15 Nisan'da doğumlu. Kıskanmış. Bu biraz uzadı gibi süreç. Yok. İki güne hatta üç güne hazır. Hazır yani her şey. Evet her şey hazır 3 güne. Peki bunu yaparak neyi kanıtlayacaksınız? Yok sadece burada öylesine bir eğlence yapmak istedik. Heyecanlı yani, mısın? Adı düğün ama eğlencesini yapıyoruz. Siz amasından de eğlenin yani. Amasından önce başka şeyler yok mu olacağım? Efendim? Amasının altında başka şeyler yani, yok mu kardeşim? Amadan önce söylediğin asıl şeyler olan düğünün provası evet, değil mi tabii bu? Ki. Evet tabii ki bu ama burada yine yapmak istemedik yani. Yine ama tamam. Bir de bir kelimesi daha var onu da söyle. Çağrı mesela yani. Sedat'ı da unutma. Kanka bir esprim ama. Buraya, evet, oğlum bu en adam son Sedat'a sor ne kadar düzenbaz, yalancı. Oğlum nerede lan öyle mangal? Kişi kendinden bilir. Oğlum nerede mangal? Oğlum ya kaç gibi geçti delikanlı gibi. Abi biz güvenseniz. Bu adam unutmaz kanka. Harbi unutmuyordu. Tutmuş aklından. Çocuk çocuk geziyor böyle şu an. Güzel. Onu geçeceksin. O zaman çay kahve içmeyeceksin. Sen niye bıyık altından konuşuyorsun? Söyle herkes burada. Çay kahve içip içeride tatlı matlı yiyemeyeceksin. Onu düşünüyorsan. Evet bak adam gibi adam anladın burada mı? Mangalını evet. Yaptı sözünü onu tuttu anladın mı? Evet. Güzel kardeşim ben çok buraya duyarlısın ben ya. Ben Hayrat Vakfı mıyım? Hayrat evet. Çeşmesi miyim?
Benim annem el bebek gül bebek büyüttüğü için anneannem annem. Benim de. Hiç mutfağa girmedim. Ben yemek ben yapamıyorum kanka. Annem beni sokmadı. Beni de kanka. Çünkü hep hani hayatım okulda geçtiği için hani evet. Okuluna odaklan başka bir şey yapmıyordu benim bana. Benim annem öyleydi biliyor musun? Annenize. Öpüyoruz. Öpücükler. Nasıl yapacağım ya? Sen de bilmiyorsun ki sana desem gel bana yardım et. Sen de kanka şey kek poğaçayı ben yapabiliyorum. Ama şey ne bileyim sarmadır falan onu yapamam ben. Çocuğa hazır sarma götürmüşüm. Sarma yapmak çok kolay bir şey biliyor musun? Şimdi kanka ben sana alayım. Nasıl yapılıyor biliyor musun? Güzel. Saçma mı ne hazırı? Bak şey ne? Yani 30 tane sarsan yeter zaten. Yaprak ona. Alalım içini yapalım bitti. Yarın getireyim mi burada saralım? Tamam. Kanka bir dakika. Ne? Bu tırnaklarla mı saracağız? Ben sarabiliyorum birkaç kere. Tamam getir. Için. Eldiven takarız. Hatırlatsın bana. Tamam. Üzüm yaprağı alayım. Yarın saralım. Tamam ben gece bir bize bakayım bizim evde olabilir. Anneannem getiriyordu sürekli yaprak varsa bizde ama. De, aa bizde de var var. Var bizde İç var. İç falan da sorarım eğer hazır. İçi de hazırlarım varsa. Ben. Ben hazırlayacağım hazır. İçi. İç tamam etme. Sen yap. İçini nasıl yapıyorsun zaten? Pirinç, salça, soğan, maydanoz. Tuz. Tuz, karabiber. Pul biber falan işte baharatlar. Onları yaparsın geceden atarsın dolaba. Aynen. Mahir eve geldiğinde pek bir seçeneği olmadı ve Tuğba ile tanıma yoluna itildi doğru mu? İki seçeneği vardı. İki seçeneği. Bence Kansu de itildi bu arada. İkincisini bazı sebeplerden dolayı tercih bile edemedi. Evet. Ben bir şey söyleyeyim evin psikolojisinden dolayı bu adam belki de kendi isteğiyle gitmedi Tuğba'ya. O kadar çok şey yaptınız ki pres ben yaptınız bugün, ki. Ben bugün Mahir'i gözlemlediğimde ben hiç pres başka insanlarla daha iyi iletişim kurabildiğini gördüm. Mesela Pelin. Ha. Daha frekansı daha tatlı gibi geldi bana aralarındaki. Ya ben de şöyle bir şey keşfettim o anda. O Burak enerjiyi atıyorum. Birden hissettim şöyle bir. Sırf Mahir'le bir muhataplığı var diye sanki böyle bir tık daha böyle bir kıza bir yakınlaştın, ortalarına, sohbetlerine girdin gibi bir şey hissettim. Onu da hissettim. Çünkü yanımızdaydınız oğlum. Uzakta kızın karşısına oturdum. Mahir'le beraber karşılıklı sohbet ediyorlar diye. Ne nasıl yani benimle dedi. Böyle iki adım daha attı geldi oturdu. Kim? Ya Mahir şuna inanıyor. Ve şey bitirmedim. Bitirmedim. Eserken bitirmedim. Konuşur. Ve Mahir'in Pelin'le ilgilendiği esnada Serdar'ın da Tuğba ile olan iletişimini fark ettim. Ya örnek ya. Teşekkür ederim. Tamam o tamam. Boşmuş. Tamam. O yokmuş o. O yokmuş. Tansu vardı. Ha bak öğrenmiş Tansu'yu ama. Dün evet. Şişili kızdı bunu öğrendi. Diğerde Tuğba ise senin görüştüğün Tuğba mıydı? Tansu hakkında dedim bak Murat sinirlendi beni. Konuştum zaten tamam, kanka. Kapat zaten. Tuğba hakkında da ne konuştuk mesela? Tuğba ile konuştuğumu da merak etmiş olabilirsiniz. Hemen burada onu açıklayayım. Sözüm varken. Senin aslında bakış açınla ya dışarıdan geldiğindeki gözlemlerimi söylemiş bulundum. Mücadele ederdi dedim yani peşinden gitmek isteyen erkek konuyu bitirmezdi. Mücadele kanka, ederdi. Bir şey söyleyeyim mi? Ben şahsi düşüncem. Tuba ile yakıştırdım ha biliyor musun? Neden biliyor musun? Konuşma, üslup, tavır. Çok ya bir git bilek sen. Ya. Ne? Ya bana ya da ben bana kafamda da öyle birden şipledim ki siz öyle iletişim. Ben yalandan yapıyorlar. Uyum olarak sanki. Bilerek Mahir yapıyorlar. Bire inandığı bir doğru var. Bu arada ya. Bir saygısızlık yaptın mı Mahir bilmiyorum. Yapmış da olabilirim belki. Sonuçta Tuğba ile bir bilerek yapıyor. Ben sadece fikrini söyledim. Fikir mavında söyledim. Ben oltaya atıyor şu an. Ya ben Mahir Tuğba'ya bir şey hissettim burada, falan. Burada hiç bir şey olmayacak sonra bakacağız. Yanlış söylediğim bir şey yok yani sonuçta. Sadece abi, gördüm. Bu evde, bugün bu öyle evde bir şey hissettim. Ben Çağrı'yı da başkasına da yakıştırabilirim. Yani bu anlam. Bilek güzel olta atıyordu. Sedat girdi cart diye sert bir şey verdi. Bileğin oltalarına herkes çok güzel düşer kanka. Kırmızı Oda'ya Ozan'ı çağırmak istiyorum. Neredesiniz çok beyefendi? Çok mu bekledin? Bir 5 dakika bekledim galiba. O zaman kendine iyi bak. gel. Ya tamam gel. Hello. Hoş geldin. Bayağıdır görüşemiyoruz ya. Aynen. Vallahi. Otur boş oranı. Çevirme sen de olur ya aynı diye düşünüyorum. Sonra bizi parçalasınlar. Dedim ki Ozan'ı az gördüm o yüzden. Dinliyorum kırmızı evet. Odaya. Kırmızı Oda'ya da çağırayım dedim. Bana doğru dön canımı sıkma. İyi yaptım çok şişim. Çok yedim. Göbeğinden böyle sarılırken hissettim. Hadi canım. evet. Çok ağzım yedim boş ya. Durmadı ki.
Her zamanki gibi. Kaçırdım. Bir şansım vardı, onu da kaçırdım. Elin burada zaten. Gitti. Nasıl alabilirim ki hemen? Allah Allah. Evet. Buyurun efendim. Bir şey konuşacak mısın benimle? Özledim. Özledim mi? Sebep bence, evet. Bakayım gözlerimin içine bak. Özlemişsin. Evet, özledim. Aynı evin içindeyken de özlüyorum. Normal bir şey bence. Sen aşıksın. Yine başladık, of. Sen, buna da aşk. Aşık olunmasını mı istiyorsun sana karşı? Yine. Egonu mu tatmin edeceksin o zaman? Egonu mu tatmin etmek? Aşık değilim. konuşacak mısın? Sen çağırdın ya beni. Olabilir, konuş. Şimdi bu odaya kim çağırıyorsa o konuşması lazım. Tamam, o zaman bilekliğini verir misin bana? Al. Alıştın mı sen şeye, genel eve mesela, hani geldin geleli? Ne alıştım, düşünüyorsun? Tabii mesela? Ki alıştım. Mesela benimle ilgili neler düşünüyorsun? Zeki bir adamsın. Seninle yarışmak zor ama yarışmak ben de mı? Zoru seviyorum. Ya mesela işte bileklik. He, o anlamda. Zor yani. Başka? Onun dışında kafamızın çok güzel uyduğunu düşünüyorum. Evet. Enerjimiz iyi. Ya sen yorum yap ayrıca. Ben seni bana bağlamaya çalışıyorum. Sen beni değil. O yüzden sen yorum yap. Eksikliklerim ya da sıkıntılarım neler? Şöyle. Kesinlikle kafamız tutuyor. Yani birbirine uyuyor. Hı hı. Ve artık... Aşıksın. Tamam, hayır, aşk falan değil de şey... yanına gelip vakit geçirmeyi seviyorum. Hoşuna gidiyor yani. Aynen, sarıyor. Vallahi. Hoşuma gidiyor, sarıyor. Gerçekten hoşuma gidiyor. Mesela daha öncesinde böyle değildi sana karşı hislerim. Ama normal. şu an gerçekten böyle hani seni görmek istiyorum. Böyle gelip sohbet, muhabbet, makara. O yüzden mi gelir gelmez sarmaya dadandın he? Bilerek, beni aramadın. Ben uğraşmayı severim demiştim ama uğraşırım ki. Ben de seninle uğraşacağım o zaman. Uğraşıyorsun zaten sen de benimle. Çok ufak. Sen biraz zekice ilerliyorsun. Zekice. Mesela beni aramadığını görünce şey oldum böyle. Yok artık ya, sarma daha mı önemli? Hani moduna geldim. Ama işte zeki bir adamsın. Seni var ya öyle bir korkutacağım ki. Aslında burada da korkutacaktım da bu... Bunu unutma. Sonra tamam, dedim ki boşver. Korkun olsun bence bu senin. Böyle yatıp kalk böyle... Ya lan o zaman beni şu gün korkutur mu? Bunu hep düşün. Yani Max verimin ne ansızın, olabilir ki? Ansızın. Max ne yapabilirsin? Ansızın olacak. Hiçbir şey yapamazsın. Ansızın olacak. Hiçbir şey yapamazsın. Azize. Ozan. Öyle yani. Diyeceklerim o kadar. Sıkılmıyorum yanında. Allah razı olsun. Şu an ciddi bir şey konuşuyorum. Böyle Allah razı olsun falan. Kankanla konuşur gibi mi konuşacaksın benimle? Bazen kankam olursun, ne olacak? Çek o zaman. DNA çekeyim. Çek. Çek. Ne kıymetli bileklik ya. Ya al senin olsun ya, yeter artık al. Ya dibine atıyorsun, nasıl alabilirim oradan? Al evet, alamazsın, al. Vermezsen verme. Al çeyizine sakla. Seni alacağım için çeyizinden de almış olacağım. Beni mi alacaksın? Aynen. Alacağım. Beni alacaksın? Aynen. Ben kaçarım. Aynen. Ne kadar hızlı koşabilirsin ki? Yakalarım yani. O gün ne kadar hızlı koştuğumu görmediniz mi? Kimse bulamadı beni. Ha evet, doğru. Evden kaçtığın zaman. Evet. Beni öyle alma falan ne alıyorsun? Seni. Pazardan domates biber mi? Yo, seni alıyorum direkt. Öyle bedava gitmem. Ha, kilo kadar altın mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Şaka şaka. Tabii ki güzel anlaşılırsa daha çok, yol çok uzun. Yolun daha başındayız. Daha sevgili olmadık ya, bir dur, bismillah. Sen doğru diyorsun ya, bir kendime geleyim ben. Çok samimi olurum seninle. Evet yani. Çok samimiyim yani. Mesafe, biraz mesafe aynen. Birazcık mesafe uzaklaş. Aynen. Evet. Sarılma çıkar kendim ona. Metanzin koru tamam. Öyle böyle olursun. Bundan sonra temas yok. Bir şey yok, hiçbir şey yok. Gitsem memnun oldum.
Anneye bak. Düşeceğim. Tamam, çok samimi olmazsın. Tamam. Hadi. Hadi. Yürü. Thank you. Burak'la sen tanıma yolundayken, sonrasında da, değilken de, gün içinde 10-15 kere Burak kelimesini duyuyor muyduk biz Elif seninle? Sadece arkada odamızda giyinirken. Duyuyorduk. Böyle bir gerçek var. Ben senden böyle bir 6 gündür falan tek kelimede bir kere bile Burak dediğini duymadım. Ben bu benim için olumlu bir mavi tip. Ben de duymuyorum. Arkada da duymuyorum ben mesela. Ya işte onu diyorum. Odamızda falan da hiç Burak kelimesini duymadım senden. Çünkü kanka kelime ben ismi. De bir şeyleri fark ettiğim için artık ben de hani o duvar ördü ya, ben de kapıyı kapattım yani. Ben yani burada yine bir şeyler oluyor mesela. Hiç gördün mü? Aa, Tansu saçma ama sen de daha hani böyle tepkiler hayır, veriyordun. Çünkü benim çünkü yapmıyorsun. Yaptığım şeyden kaynaklı evet. İstemiyorum kanka. Yani buradaki o yorumlar beni kendime getirdi. Öpeyim. Vay be, şuna bak. Ne? Ne kadar huzurlu bir kırmızı oda. Olcan ne için var? Olcan da beni mutlu etmek için var. Evet. Bana aşk vermek için var. Tamam. Beni sevmek için var. Evet. Ben seni ben ne için varım? Ben ne için varım? Sen benim her şeyimsin. Ben ayaklarımı sokarım kanka şuradan. Yaklaşmıştı. Ama şimdi söyleyince yani ben de istemiyorum ben de zaten. Ne pislik bir adammışım ben ya. Ne yaptı? Bağırdı. Neye bağırdı? Sus bir artık diye, duymadınız mı? Benle böyle konuşamazsın dedi. Varoş varoş diyor ya, kimseyi beğenmiyor. Benle böyle konuşamazsın dedim ben de. Ya bir sus. Senlik bir durum yok ki. Yaran var. Çek hocamısın o zaman. Bağırma artık ama. Sen de bana bağırarak konuşamazsın o zaman. Ben bağırmamıştım sana. Haddini bilmeni istiyorum biraz. Sen haddini bil asıl kusura ya. Kusura bakma. Kardeşim bir karışma olur mu? Rica ediyorum ben. Yorum yapmanı istemiyorum dostum. Şu an yorum yapmanı istemiyorum. Şu an sakin değilim ve tamam şu an istemiyorum. Sen Sedat'cığım rica ediyorum. Bir kere de saygı göster. Sen saygı gösteriyor musun karşıya? Bak Sedat bir şey söyleyeceğim. Sedat'cığım bak rica ediyorum. O aynı şey istediğinde ben saygı gösterirsem herkes saygı gösterecek. Bitirdin onları. Değil mi? Burası. Ondan sonra tanıma yoluna gittin. Tanıma yoluna gittin. Şimdi üç olay birden oldu diyorsun. Ya o olayları da sayıyorsun ya yani. En azından şunu kabul ederek ilerlersen. Onları uyardım ama. Tamam o olayları kafanda bitirememişsin demek ki. Şu an üç olayı da sayıyorsun, anladın tabii mı? Canım. Üç olayı da ya sayıyorsun. Ya sen çünkü bak totalinde o olayların tamamına şey, sen olayın devamıymış kızın, gibi bakıyorsun bak, ama. Kızın hatalarının hepsini sayıyorsun şu an. Sadece bir olay yok ki diyorsun. Üç olay var. E sen bu iki olayı kafanda bitirememişsin o zaman. Anladın mı? Ben ondan bahsediyorum ya bu arada aslında. Şu da olabilir. Hayır, atıyorum şu an yüksek bir şey hissetmediğin için gerçekten böyle ufak şeylerle, daha doğrusu ufak şeyler de demeyeyim. Senin için büyük de olabilir bu, tamam mı? Ya daha da gözünde büyüyor da olabilir. Ama şimdi şu an benim gördüğüm kadarıyla Tuğba bir beklenti de. Mahir'ini bir ışık yaksın, bir şey yapsın, bir ya öyle bir durum olsa gelip konuşacak bir ışık yaksan. Benim anladığım o. Demek ki aranızda yüksek bir iki arada bir derede aranızda, bırakmak hoş olmaz. Burak, aranızda demek ki bir yüksek bir enerji yokmuş ki bir olayda sarsıldınız ve tanıma yolunu bitirdiniz. Yo, Tuğba'da varmış. Tuğba'nın bak Tuğba'nın o durumu o ama, kadar alınmasının sebebi de o. Tamam işte. Yani yine bir olayda bitti ama. Anladın mı? Anladın mı? Dün çok farklı bir enerjim vardı biliyor musun? Böyle konuşuyorsam geliyordu, dans edesim geliyordu. Dün çok farklı enerjiyle geldim. Bugün de öyle. Ya Serdar'la olur yani. Kanka bak olur demiyorum, olmaz da demiyorum. Never say never. Her an her şey olabilir, bilmiyorum. Belki kafa yapımız uyuşacak bizim. Belki uyuşmayacak, konuşacağız, olmayacak. Bence olacak gibi geliyor niye, bana mesela, da. Nereden anladın? İyi anlaşırsınız. Dans ederken bir yakıştırdım yani görünüşünüzü. Ben yakıştırmadım. Neden? Sen Tansu'nun yanında kimseyi layık görmüyorsun bence. Elif sadece kendini görüyor.
Nasıl geçti kırmızı adam? Amazing, amazing. Bilmiyorum ben. İngilizce'de var. Her şey var. Aksana bak, A0. Kuşak geldi. Mahir'in çok 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 iyi aksanı. Onun yanında ben İngilizce konuşmaya utanırım. O kadar iyi yani. Mahir'in İngilizcesi var mı? Kanada'da yaşıyormuş. Hadi canım, hiç haberim yok. Hani belki de okey değişip bile. Olabilir. Dili yetersiz. Bir şey söyleyeceğim Cansa, sen ona orada ne diyordun? Ahmet falan bir şeyler dedin. O da orada şey dedi sana. Ahmet. Size kulise bir şey söyleyeceğim. Ahmet'i de başta sevmiyordum ya. Bu önemli. Çok önemli. Böyle labali labali konuşuyordu. Hatırlıyor musun? Söyler o da ona mı? O da evet ona benzettim biraz. Yani evde gelir gelmez ilk ben çok mu uzak oynuyorlar acaba ya? Ben aslında uzak durmuyorum. Yani döndü dolaştı yine konu sarmadı. Ya şimdi şu an sen ona bir i̇şte şey söylüyorsun ya. İnşallah ben de seni dinleyeyim. Dandırmaçların farkında değil çünkü seni daha tanımıyor. Ben de geldiğimde sen bana bir şey dinle ben deliriyordum. Böyle, bu kız benimle nasıl böyle konuşabilir ya falan diyordum. Yani sen gidip bir konuşmayı düşünmüyorsun şu an. Ya en azından kendine de biraz müsaade mi etmek istiyorsun? Fırsat yani konuşursam da bilmiyorum ya. Ben sen bir şey çünkü bak konuşmak için adım attığında ben Tuğba'nın ılımlı bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Biliyorum da. Yani tamam o konuda haklısın da. Ya senin bir enerjin olmadığı için bu ha zorla da aynen. Zorla ya, bu olayı da bir şeyi zorla da atsan yani. Da daha sonra olmayacağını da düşünebilirsin. Anladın mı? Sen şimdi bir adım atarsın ama bir enerjin yok. Tamam belki sana Tuğba ılımlı yaklaşacak ama ne olacak? Sonra ne olacak yani? Çünkü bir şeyler hissetmiyorsun. Anladın mı? Şimdi ben yani de takındı. Devamında nasıl yani ben düşünmüyorum yani bir insanın da değişmesini de istemem sonuçta. Ya böyle biri ise senin takındığın senin takındığın tavır yanlış. Şu kapıdan biri inse ondan hoşlansan onu tolere edebilirsin ama şu an tanımaya çalışıp hoşlanmaya çalışıyorsun. O da kötü bir olay anladın mı? Burak gelsin. Ne haber? İyiyim sen. Ne yaptınız? Ya öyle sohbet alacaksın. Ne, yok yok al. Tamam. Ne sohbeti muhabbeti? Böyle normal. Geldiniz bizim gittiniz ilgili... yanım hakkında. Genellikle şey konuştuk ya. Tuğba ile Mahir hakkında. Ha. Evet asıl konu bu değil. Tamam bir konumuz var yani. Evet. Neymiş? Şimdi sen dün kritikte dedin ya, işte muhatap olmayalım eğer böyle diyorsanız. Yani onu her yere çekebiliriz aslında. Yani ne demek istedin orada? Orada bir şey dediler ya. Hani suistimal ediyormuşuz, hani ben seni suistimal ediyormuşum gibi bir şey söylendiği için. Ben de orada makarasına yani şakasına o zaman öyle bir şey hissediyorsan görüşmeyelim gibisinden söyledim. Yani ciddiyi söylemedim. Bu tamamen senin bir iş. Bileceğim bir şey. Eğer seni suistimal ettiğimi düşünüyorsan... Ya böyle bir şey düşünüyorum. O zaman sıkıntı yok. Ben onu öyle ciddi anlamda da söylemedim. Ama böyle bir düşüncen olursa bunu bana belirtirsen konuşmayız yani. Konuşmamak mı istiyorsun? Hayır konuşmamak istiyorum diye bir şey demedim. Hı. Diyorum ki seni suistimal şey ettiğimi düşünüyorsan. Tamam. Düşünsen zaten konuşmayız hiçbir şekilde. Aynen. Doğru musun? Onu diyorum yani. Şunu da sorayım. Şimdi yeni bir aday gelse kız onunla tanışır mısın? Bunu merak ediyordum. Yani şu an biz herhangi bir yolda değiliz. Evet. Yani nasıl desem ki şimdi onu? Ya normal doğal söyleyeyim. Olarak senle nasıl tanışıyorsam tabii ki onunla da öyle tanışırım. Peki ben bunu yapsam şu an bana karşı bakış açın ne olur? Sana karşı bakış açım? Değişir mi yoksa değişmez yani normal mi? Değişmez niye değilsin? Çünkü sana duygusal olarak bir şey hissetmiyorum. Sen de bana hissetmiyorsun. Yani. Beğeniyorsun yani. Yani ben öyle biliyorum. Öyle diyebilirim. İşte böyle ucu açık konuşuyorsun. Yok ucu açık konuşmuyorum. Merak ettim sadece. Sen tanır mısın? Tanımam. Neden mesela? Ama atıyorum şu an benden hoşlanmadığın için yeni gelecek bir adaydı böyle farklı bir enerji yakalarsın. Şimdi senden tamamen hoşlanmıyorum değil. Dün de söyledim. Sevgi olarak bir şey yok ama hoşlandığımı söyledim zaten. Hoşlanıyorsun yani benden. Tabii söyledim ya bunu.
Tamam. Galada da söyledim. Yok, kritikte mi söyledim? Ne söyledim işte. Ama üstten üstüyüm. Aynen. Yani tanımam o yüzden. Bilmiyorum öyle aynı anda iki üç kişi tanıyayım daha hangisi? Yok aynı anda iki üç kişi tanı. Şimdi bak tanı burada... Öyle değil bak. Şimdi tanışma yolu da zaten bizim şu an yaptığımız şey gibi. Birbirini tanımak değil mi? Evet. Zaten aynı. Tanıma yolunda mı oluyoruz? Ama bunu belirtmek lazım ya. Evet ama aynı şey geliyor yani. Hani sen o yola girmeden bu şekilde tanımak istedin. Ama o yola girince de orada işte tam böyle kendinden emin olmayıp girince de daha sonrasında bir sıkıntı olunca da sen sıkıntılı oluyorsun. Şimdi atıyorum sen de duygularından emin olduğundan sonra hani emin olduktan sonra böyle güzel bir adım atmak isterim ben. Yani eğer tamamen duygusal bir bağ kurabilirsek daha sağlıklı ve düzgün olur bence diye düşünüyorum. Çok mantıklı. Çünkü sen atıyorum şu an hoşlanıyorsun. Hadi bir tanıma yoluna girdik. Kendimizden atıyorum dedin ya yeni aday geldi. Bak ha? Ama şöyle bir şey yok mu zaten? Tanıma yolu ve sevgililik diye gitmiyor mu? Tamam. Yani tanıma yolunda zaten birbirini tanıyorsun. Ama şöyle de düşün. Yani ilk arkadaş da birbirini tanıyabilir. Ama burası öyle bir yer değil. Tamam, öyle bir yer değil. Bazı şeyler ya ilk görüşte böyle o heyecanlı olur. Ya da birbirini tanıdıkça olur. Aynen. Yani önce onun içinde ne gerekir? Bir arkadaşlık gerekir bence. Arkadaşlık. Bilmiyorum. Öyle değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Ya tabii hep ikimizin de düşünceleri farklı olabilir bu konuda. Hayır, ben merak da ederim yani senin düşüncelerini. Ne, sen yani... nasıl bir bakış açısıyla bakıyorsun? Ya ben... Bilmiyorum ya, bir şey demiyorum, tamam boş ver. Böyle kalsın. Hayır söyleyebilirsin ya. Hani yani çünkü içinde tutmanın bilgi sahibi olmak isterim. Ben seninle şu an tanışıyorken arkadaş da olsak başka biriyle de bu anlamda tanışmam. Tanışmak da istemem. Bunu da düşünmem zaten. Yani seni böyle düşünmeni isterim. Şimdi nasıl desem sana? Ya atıyorum şimdi ben bunun daha önce şeylerini yaşadığım için şimdi sen de herhangi heveslendirici veya konuşuruz yani. Yerde kaldı. Yarım kaldı. Tam önemli bir noktaydı ama. Evet. Niye böyle şey gibisin sanki? Bilmiyorum ne gibi? Ne gibi? Yani Çağrı'ya şey de sen kanatlı bir şeysin de böyle. Onun o erişi falan hoşuma gidiyor. O da bazen ciddi kavga ediyoruz. Diyor ki benim kanatları, ben diyorum ki insanın iki bacağı iki kolu var. Onu verdiler benim kanatlarım galada. Var. Sen bunu görmüyorsan bu senin problemin. Ama böyle ciddi ciddi diyor. Benim kanatlarım. Yani farklı bir kafa. Güzel aslında. Değişik. Farklı boyut. Yani öyle. Mutsuz etmez Çağrı seni. Düşünsene çok kavga değil. Ediyorsun ve Çağrı bence her yapıyor. Arkadaş grubunda olması gereken bir tip. Çünkü evet. Enerjik ya. Şimdi başkasına yaptığı şakalar okey. Ben de çok gülüyorum. Ama bana yaptığı zaman hiç komik değil. O zaman kaldıramıyorum. Ben çok gülüyorum. Daha tanımıyorsun ya. Nerede hani böyle yakın arkadaşlar olur yıllar boyu. Onları birbirlerini tanırlar. Nerede ne söylemek istediğini bilir. Böyle saçma bir patlama olursun. Her yerde gülmek istersin. Şu an daha ona gelemediniz yani. Daha tanıştıkça acaba nerede mizah yapıyor? O zaman çok böyle vıcık vıcık olmaz mı yani? Böyle birbirimize çok rahat şakalar yapabilince. Ben bazen göz göze gelip o komik anı anlayıp kahkaha atmak isterim. Bence de saygı olmalı yani. Nasıl şakalardan bahsettin ki? Ben göz göze gelip patlamalık hani cenazede de olur gülmek istersin ya göz göze gelince. Ama mesela demiş ki evde kalma muhabbeti falan bu komik değil. Yarın Tuğçe X bir kişi daha geldi. Üç kim olsun üç? Sen niye Tuğçe'yi düşünüyorsun? Ben şimdi hayır merak ediyorum kimler geri çağırdı. Merak ediyorum bana bakıyor. Eslem, Tuğçe. Yaren. Üç kişiden biri yok. Elenen Yaren, Ayşenur. 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 Tuğçe. Üçünü koydular. Yaren, kim gelsin Ayşenur, istersin? Ayşenur, Yaren, Tuğçe evet. Bu üçlü. Ayşenur. Ha. Hadi bak. Niye zıplıyorum ki? Önce bir çıkartsın orada. Söyle kardeşim. Evet evet güzel oldu evet. Söyle kardeşim kim gelsin istersin? Kanka benden niye başlıyorsun? Çok iyi soru oradan şöyle. Bu sefer de buradan mı? Hep niye buradan başlıyorsun? Sen söyle. Ki ama buradan Esen söyle. Buradan başlıyorsun. Merve de var. Eski Merve yarışmacılardan. Esen bitti kardeşim. Onlar yok. Oyuncu. Sadece 3 kişi var. Ayşenur, Yaren, Tuğçe. Söyle kanka senden başla. Ya buradan başlayacak böyle senden gelecek. Ya buradan benden başlasın kurban olayım ya. Yaren'le Ayşenur derdim ben. Bir kişi oğlum. Bir kişi mi? Yaren derdim. Ben Yaren dedim. Ben açıklama yapıyorum. Şimdi
Ayşenur'un bir hikayesi olmadığını düşünüyorum. Tamam. Yaren'in de burada bir ilişki yaşayacağını düşünmüyorum. Ama Tuğçe'nin... İyi ortalığı karıştıracağını düşünüyorsun. Tuğçe'nin ortalığı karıştıracağını ve hikayesinin yarım kaldığını düşünüyorum. Burada olabilir yani. Tost. Tuğçe. Sen... Yani Ozan'ın buradaki ilişkisine saygı duymayıp... Bekledir. Baltalamak mı istiyor? Durun abi. Durun abi. Durun yapmanın derdini. Abi çok zor. Mahir sen... Baltalam. Sen... Vallahi ben senin zaten belli. Açıklama yapmak istiyorum. Ayşenur'un burada olmasını isterdim. Çünkü yeni imajıyla burada belki farklı şeyler yaratabilirdi. Yeni imajı mı? Mahir'le olabilir miydi? Yani bilmiyorum. O Mahir'le olan böyle alakalı. Tuğçe'nin buraya bir gelmesini istemezdim. Bu iğrenç manzarayı bir görüp daha da bilmesini istemezdim. Yaren konusunda gelince... İğrenç manzara dedikler. İğrenç manzara dedi kardeşim. Hadi bakalım bunu da yut sana. Sen bir dakika. İğrenç derken... Tost. Oğlum harbi sen bizim, çok... Bizim buradaki hallerimize yani. Hadi lan oradan. Hadi lan. Çağrı'nın R'sini büyük yapsınlar bundan sonra. Çağrı. Şurada bir ciddi ol da, bir gözlerimin içine bak bakayım. İğrenç derken? Bizim hallimizden. Hayır, ciddi. Herkes neyi kastettiğini bilmiyor. Hadi çağırın. İğrenç manzara. Nasıl mı? Konuşayım. Tamam, sessizlik. Şöyle söylüyorum o zaman sana. Sizin de burada... Esneme. Yok, esnemeden konuşacağım susarsanız. Hadi. Burada olan, seninle olan ilişkisinde... Bitti ve gitti. Ve şu anda dışarıda belki neyin ne olacağının farkında değil. Ve belki hala bir şeyler izleniyor dışarıda. Editler. Belki sen ona bir şey yazdın, o sana bir şey yazdı. Oğlum baktığımızı çalma. Hakikaten. Dur bir dakika. Bunu bağlamam lazım. Derin bir konu ya. Çevirmeye çalışıyorum. Ama çevirmeyeceğim. Net olarak. Keşke. Azize ile olan ilişkinde. İlişkim daha yok. Tamam her neyse. Ha. Olacak gibi çok ya, güzel anlaşıyorsunuz. Ama bunu... sen niye iğrençti nitelendiriyorsun ki şimdi? Sen bunu yapıştır. Ben böyle yapıştırmadım. Ben yıllardır sevdim. Abi ne işe gidiyor ya. Ben Yaren'in gelmesini isterdim. Çünkü burada gerçekten bir şeyler yaşayacak hak eden birisi varsa o da Yaren'dir. Teşekkür ederim. Neden Ayşenur değil mi? Ayşenur kıyamam o da... Olmuyor Ayşenur ya. Neden? Bir tek ya, o yaşamadı. İşte, bir tek onun şansı olmadı. O yüzden belki dışarıda bulur diye, daha mutlu olur diye. Bulamamış ki gelmiş tekrar. Yok Yaren burada iki kere denedi olmadı. Burak. Ya o da dışarıda bulabilir. Ayşenur hangisi gelsin? Kaçma! Esnek! Pısırık adam seni. Burak dost, sen? Dost ne oldu ya? Sen bir kırmızı odaya gittin geldin bir düştün. Bakayım. Kim çağırdı? Ayşenur olmuyor. Kim çağırdı seni? Tuğçe gelmesin. Yaren gelsin. Kim çağırdı seni? Pelin mi? Sedat sen... Gelirse beni yol... Kanka üçü de gelmesin ya. Gelmesinler oğlum dışarıda rahat rahat takılıyorlar yani. Merve şey, gelsin oğlum. Merve kendini gösteremeyen ilk hafta gidenlerden biriydi. Belki burada Merve ile... Nasıl yani? Sen Merve'yi yerken... Sen yoksa Merve'yi mi bekliyorsun? Merve hala arkadaş değil mi? Üzülmüştüm onun gitmesine. Kendim Bilek. İçin bir şey söyleyemem Merve Bilek. Hakkında. Kim gelsin? Kim gelsin Bilek? Oğlum üçü gel, üçü de gelmesin diye bir cevap yok lan. Bir tanesini söyleyeceğim. Nasıl bir kaçamak ya? Biz ne cevap dur, hayır. Üçünden birini söyleyeceksin oğlum. Ben neden... Biz niye kendimizi attık ateşe? Nedenini söyleyeyim. Yaren de Tuğçe de bir şeyler yaşadı en azından. Ayşen burada yaşasın diye gelsin derdim. Sedatcığım. Üçü de gelmesin oğlum. Oğlum üçü dedi. Üç tane seçeneğim var oğlum. Birini seçeceksin işte. Seç oğlum. Hemen farklı böyle bir şey olacak yani. Söyle. Kim koydu oğlum bu kralı? Seçmeden seçti. Oğlum geldi dedim. Seçmeden üçü de geldi. Ulan Sedat ilk geldiğin gün de böyleydin. Şimdi geldiğin gün aynısın ya. Ya başka seçeneği yok. Adamlar yukarıdan aşağıya indirdiler. Aynı Lukalar'da Ozanlar'da olduğu gibi soktular buraya. Bir tanesi kalacak dediler. Ayşenur, Yaren. Tuğçe. Kanka bu sorunun bu kadar hayati bir önemi var şu an ben onu anlamadım. Niye yok en azından bir görüşün niye kaçıyor? Bir kere bir görüş belirt. Bence bu kadar boş olamayız ya arkadaşlar. Bence daha önemli olmamız lazım. Bir kere bir görüş belirt. Hadi bekliyorum. Bak Sedat'ın söyleyeceğini söylüyorum. Elif için Tuğçe yapacak. Yok bence yapmaz. Sedat yapmaz oğlum. Gözlük çıktı. Doğru mu? Sen beni çok yanlış tanımışsın olacağım. Al. Tamam. Ne oldu? Ne oldu dost? Ayşenur gelsin. Gördün mü? Tamam. Ben abisine nasıl özledim? Hadi. Only you. Ne bu enerji ve eğlence? Kahkahalarım duyuluyor da. Ne haber? İyiyim hayatım, sen? İyi ben de. Ne habersin? İyiyim. Bayağıdır gelmiyorduk gibi hissettim. Evet, özledim mi burayı? Ama biz yapacağımızı yaptık. Buraya sohbet kalmadı.
Nasıl yani? Ne bileyim. Ne böyle? Yedik içtik. Eğlendik. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Ne? Şey sorular da işte eve kim gelsin işte Ayşenur, Yaren, Tuğçe diye. Hı hı. Onlara cevap veriyordum. Şey duydum ya, ekrana yansıttılar. Mahir bir şey de diyor ki işte ben de Çağrı'yı başkasına yakıştırabilirim falan. O herhalde benim bir yenge olduğumun bilincinde değil galiba. Bilincinde yok. O söyleşi şu yani, arkadaşlar herkesi herkese yakıştırabilirsiniz dedi. Birlikte gidin, onun sevgisi var ya dedi. Onlar bir ilişki, çiftler ya dedi. Hı-hı. Bu kadar. Zoruna mı gitti şey Tuğba'yı başkasıyla yakıştırmaları? Belki de. İşte sana soruyorum, dedikodu ya, ver. Ama ben yanlış anlama yani, yayınımda bile spoiler vermeyen bir adamım. Ama bana da mı? Kız arkadaşıma da verme. Lütfen. Annemlere bile bir şey paylaşmıyorum. Lütfen. Annem şey... Hayır, sanki bilerek yaptı değil mi? Niye? Öyle işte, yok ben çok yakıştırdım Serdar'la falan. Bilmiyorum. Mahir'i kudurtmak için mi? Bence hayır. Bence bitti. Evet. Ya bana soruyorsan, cevap istiyorsan hayır. Tamam, E'si çevirdin mi? Bisine gidelim hesabı. Hayır. Ben bu algılarını biliyorum senin. Bisine gitsin ama. Ya ben senin için öyle derdim. Çekil. Gel çok açıldık, dur. Yok, pardon. Hop, böyle de örteyim. Böldün lafını. Ben ne söyleyeceğimi unuttum bile. Senin bu samimi davranışından sonra. Öpeyim. Daha da unuttum. Vay be, şuna bak. Ne? Ne kadar huzurlu bir kırmızı oda. Değil mi? Hiç sorun yok, kavga sorun yok. Sorun yok, sıkıntı yok, kavga yok. E çünkü ben senin ruh hastalıklarına alışmaya başladığım için. Ben ruh hastası değilim ki. Evet, birazcık. Yani evet, sorunlu değil mi ya? Zor bir adam olabilirim ama bu... Bayağı. Çok zor. Ama işte zor şeyler güzeldir. Ama bazen bazı hareketlerini o kadar çıldırtıyorsun ki beni. Ama belki bazen o kadar ince hareketler yapıyorsun ki. Ya Çağrı oluyorum, anladın? Vay be. Hep beni kandırıyorsun. Ufacık hareketlerinle. Ben de ne saftiriyim. Evet. Niye öyleyim ben? Ya Allah-u Teala seni böyle yaratmış. O iyi niyetlilikle alakalı ama biliyorsun değil mi? Senin işte gibi... Kurnaz değilim ya da kurnaz çakal. Mı? Evet. Çakal mı? Evet. Sen erkek arkadaşına böyle şeyler söyler mi? Söylemez. Gel öpeyim. Söyleyip bak, hatırlıyor musun seni bu konu hakkında şey konuştuğumuzu? İlk güne gittik bak, ta ilk zamanlarda. Sen de ne beyin var. Ama sen bana diyorsun ya. Ben sana hiç böyle bir şey söyledim mi? Çakal, kurnaz. Çünkü olmadığım bak, için bak, hayatım söyleyemiyorsun. Köylü kurnazı olduğunu söyledim mesajına evet, karşı. Ama sen böyle olduğun için söyledim. Ama ben senin için de çakal ve kurnazım, öyle mi? Biz. Öylesi. Beklediğine göre, düşünmeden. Bana ya göre, bilmiyorum yani. Bana göre evet. Ben daha böyle çünkü doğal ve doğru geldiğim için. Saftiriyim yani. Ben senin hiç saftirik olduğunu falan düşünmüyorum. Ben öyle düşünüyorum bence. Sen hiç öyle bana şey bir göz falan kırpma yani. Kırpmadım ki hayatım. Olsun, bana öyle işaret atma yani onaylamam için. Evet öylesi var, tamam. Hayır, normalde onu benim demem gerekir çoğunlukla. Bana kaş göz yapma diye, ama öyle bir şey yok. Hiç takmayacağım şey gözlüklerimi. Evet, hep takıyorsun, hiç hoşuma gitmiyor. Gözlerini görmek istiyorum ben seni. Ben de artık insanların yüzüne bakmak istemiyorum. Niye? Gene mi çıldırman geldi? Yo. Gene mi kimseyi beğenmiyorsun? Yo, herkesi varoş buluyorsun. Sıkıldım onlardan. Ben varım. İşte o yüzden çıkarttım hayatımı. Tabii ki bazen senden sıkıldığım şey zamanlar oluyor mu? Ne zaman? Olmuyor. O yüzden de... Benim. Ne zaman? İşte hep böyle bir sorgu, sual. Ama böyle tanıyacağız birbirimizi. Hı? Belki de gerçekten sıkıldığın an oluyordur. Ben de ona göre. Sıkıldığım an olsa biliyorsun, çat diye söylerim. Çok dobra bir adamım. Dobre utre. Dobro vecher. Onlar ne demek? İyi geceler ve günaydın demek. Rusça. Asgari düzeyde biliyorsun umarım. Evet, o kadar. Hı. Kaktiyalla. İsmin ne falan demek herhalde, değil mi o? İşte evet. Miyazavut Çağrı. Kakti Biyazavut ismini sormak. Kakti Allah nasılsın canım demek? Canım sıkıyor bu kadar bilmen. Hayır. Bu kadar biliyorum zaten. Lisede öğrenmiştim. Lisede. Evet, söylemiştim. Bak hiç yalan söyle. Ben yalan söylemem ki. Hiç yani, duydun mu? Yakalamadım daha. Ya, hiç, çünkü çok profesyonelim. Bak geberteceğim seni. Bak o süremiz bitmiş. Matmazel. Çok profesyonelsin çünkü. Ben de kül yutmam. Ondan sonra deme sıkıntı bana. Sıkıntı yok.
beni sık boğaz ediyorsun. Anladın mı? Evet. Ne demek şimdi bu? Ya şimdi sen bir adı bunu düşünür, sen bir adı bunu söyleştir insanlara. Kâr bana niye aşık değil acaba, neden? Neden? Bilmem, sence? Neden? Erhan mı, Batuhan mı, Berat mı? Sen bir de Erhan var. Erhan derim tabii. Evet, sen Erhan dersin çünkü Erhan var. Ben de Erhan diyeceğim, bir Erhan'ı biliyorum. Batuhan gelmesin, Batuhan... Erhan iyi. Batuhan'la iyi anlaşamıyordun sen, doğru. Ya iyi anlaşamamak da değil. Şeyden olaylarından dolayı şimdi bencil bir yorum yaptın. Sen ben seni çok iyi anlıyorum. Yok, bencil bir yorum değil oğlum. Bencil... Adamın bir şeyi yoktu yani. Neyi yoktu? İlişki yaşama şansı yoktu. Neden yok? İzin vermediniz. Var mıydı ilişki yaşama şansı? Adam ne güzel, her geleni kaldırıyordu dansı. Tamam, var mı bunu düşünen? Her geleni kaldırıyordu. Kim lan her geleni dansı kaldırıyor? Batuhan. Batuhan. Ha. Şurada birisi gelsin desin ki Batuhan bu evde ilişki yaşayabilir desin. Ben bu dediğimin hepsini yutacağım. Ozan. Yani Erhan. Okay. Erhan. Kim vardı seçeneklerde? Erhan, Batuhan, Berat. Berat. Ben Erhan derim ya. Hiçbirini tanımıyorum ama Erhan. Şey, kulağa daha güzel geldi falan. Erhan yo, çıktı yani bile şeydi ya. Yani bayağı bilmiyorum. Yani izlediğim kadarıyla. Okay. Aldım ben. Kim? Bak, oylama yapıyoruz ya, aklıma Erhan şey geldi. Erhan mı? Abilerden devam diyorsun. Yine moralim bozuldu ya. O yok, Berat diyor. Berat. Devam. Abilerinden devam etsin. Sedat, Sedat'ın zaten söyle, sormaya ya gerek yok. Erhan şimdi Erhan ben burada, kanka? Ben burada. Ya oğlum şimdi de niye sormuyorsun? Güzel abi, ilişki yaşardı burada. Ne demek? Bilek. Niye Erhan diyorum, ben onu anlamadım şu an. Erhan'la barıştık. Şimdi olasılar, ben şeyi takıldım şeye. Mantık olarak. Daha demin, o pardon. Daha demin Olcan dedi ki ben burada Yaren'in ilişki yaşayacağını düşünmüyorum. İşte Yaren'e eliyorum mu dedi. Yaren demedi ki adam. Tamam, sonra Tuğçe seçti. Hı. Sen mi demiştin bunu? Evet, o dedi. Evet. Erhan'ın düşünüyor musun? Düşünüyorum. Şimdi ben bir şey soracağım arkadaşlar. Ben de tam bu konuyla alakalı bir şey soracaktım. Şimdi Burak deden sonra eski yarışmacılar da gelecek ya artık. Erhan'ın ben ilişki yaşayacağını düşünmüyorum. Yaren'le olmayacak zaten. Diğer türlü de kimseyle burada şey ilişki yaşayabileceğini bakıyorum eski yarışmacılara. Bu evde uzun süre yok ilişki yaşamış insanların gerçekten tekrar bir şey yaşama yok, şansı yok. Erhan'ın buraya gelmesi olabilir. Başta bir biraz olayları yaratır falan ama ondan sonra çok inanılmaz bir monotonluğa döner ve ya birkaç hafta sonra gider ya da İstanbul'da daha da kötü olur. Berat yaşayabilir mi? Erhan'ın başkasıyla görmek isterdim. Berat yaşayabilir mi? Berat sürekli gala Berat yapıyor. Gala muhabbetine çıktı adam. Bak, Erhan ilişkide gerçekten nasıl Erhan birinden hoşlandıysa veya Yaren'den hoşlandı mı? Bunun cevabını bu şekilde alırdık. Yani Erhan'ın yeni bir ilişkisini bu evde şahsen görmek isterdim. İşte ben yapacağını düşünmüyorum. Ben niye öyle konuştum? Bence yapardı. Yapacağını düşünmüyorum yani. Yapardı bence. Ruhani boyut. Sen ben de yatarak meditasyon yapayım. Hadi. Kötülüklerden arınıyorum. Bak müzik de geldi, hadi. Allah'ım, kötü kalpli insanları uzaklaştırıyoruz. Kimse beni anlamıyor. Akıl fikir ya Rabbim. Bu evden gidemiyorum. Bu erkeklere biraz akıl fikir. Meditasyon. Hadi. Cansel. Erkeklere akıl fikir. Kızlar bakın ince, erkeklere akıl fikir. Nasıl yapılıyor? Ne yaşıyorum? Böyle ayaklarını bir. Ha, bu etekleri birleştiremem ben. Kuruluyor. Şu an iyiyiz ama her an kötü olabiliriz. Hadi hadi. Gel. Ben ters dönüyorum. Bak bunu yan çevirin. Birisi bunu yan çevirebilir mi? Ben Hasan abiye mi benziyorum oradan bakacağım? Onu ben yapıyorum, onu ben yapıyorum abi. Bunu yan çevirelim. Cansel meditasyon yapıp ilgilenir misin? Bunu yan çevirelim, böyle sırayla bağdaştıralım. Ya Tuğba. Deli yapma seni. Hadi beni çevir. Maya gelmiş arkaya. Tuğba kaybettik. Oraya doğru. Düşmem. Bir şey söyleyeceğim. Arkası düşerse kötü olursunuz. Onlar sadece şey... Ne? Bunun altında bir şey var ayakta dursun diye. Bilmiyorum, takoz gibi bir şey. Beni alın. Aynen. Beni alın. Çekme çekme, birden düşer. Nereye istiyorsun alınma? Aynen. Tamam. Göğsünü zorluyordun nefes alırken. Gel gel. Lina gelse ben Lina'ya oy veririm. O zaman seni soruyordu. Sıla da, Lina da, Büşra da ilişki yaşardı. Ben Lina'ya oy verirdim abi. Seçimleri yanlış oldu herhalde. Ben Lina'ya bilmiyorum. Duyamadık ya. Sibel mi Lina'ya oy? Sıla'ya da vermem, Lina'ya da verme oy ya. Lina'ya verdin. Tamam. Ya Lina kendini hadi çok böyle yerinde gösterdi ama sonradan bir açılışı vardı kanka. Lina, Lina, Sıla, Büşra. Hadi. Çağırayım. Sen Lina mı diyorsun? Yok yok. Ben Lina, Sıla, Büşra, Lina. Sıla beni yazmıştı. Ben tabii ki Sıla diyorum.
Oğlum Sıla sen nasıl yazdın oğlum? Sen yok musun? O Sıla beni geri çağırma olayı olmuştu daha önce bir kere. Bir önceki günde orada Sıla beni yazmıştı. Hakkını yiyemem. Biz de öyleyiz. Bir tek o seni yazmıştı. Bir tek o beni yazmıştı. Tamam. Evet, uyuyacaklardı yoksa. Az kalsın uyuyacaklardı. Bence yeto. Çok rahatlatıcı bir müzikti. Yetmo. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese thanks. Bu ayakkabılar ayağımı çok acıtıyor. Bana bu imkanı da sağladınız burada. Bayağı iyi. Özellikle bu turun için harika çünkü boyunun yükseldi. Havuzum kilitlendi. Yok ben kilitlendim şu an. Go Cansel go! Ben kendi açımdan sevmiyorum. Tamam mı? Yani bana da yaptığı hatalar var. Sıla hatasını fark etmiş olabilir ama Cansel'e de yaptığı sıkıntılar var ama... Cansel'i Banseli boşver oğlum. Ben sana Sıla, Lina'yı ama ben iki kişilik düşünüyorum kardeşim. Sen bir kişilik düşün, bitti. Ben Lina'yı seçerdim ya. 2-2 oldu lan. Lina hak ediyor. Sen doğru. Şu an Lina mı diyeceksin? Hayır, ne Lina'sı kardeşim? Pardon. Büşra. Bir Büşra, iki Sıla, harbi tost lan bu. Büşra çünkü... Yani var ya full Ozan oynuyorsun sen yani. Sen harbi tostsun. Harbiden lan. Ama ben Sıla'yı sevmedim. Senin düşmanın buymuş oğlum. Yanındayım senin düşmanın. Ben Sıla'yı sevmedim. Lina zaten benim için bay baydı yani. Ama Büşra öyle değil ki. Büşra en azından presentable bir kızdı ve... Presentable! Bu bir tane edit görmüş Tuğçe'yle beraber. Hangisi kullanmış ki? Dostum hangisini seçiyorsa onu seçiyor. Tam yalak olur. Harbi yalak olur. Presentable dediyse... Herkes ikişer oldu. Oğlum senin bir fikrin olmayacak mı lan? Olcan gelebilir. Benim ihtiyar sevgilim. Gel zavallı. 3 yaşında biri varmış burada. İhtiyarsın. İhtiyar, ihtiyar, yaşlı. İhtiyar. Neden bana böyle davranıyorsun şimdi? Hı? Hayır, bırak ayaklarımı. Bırakır mısın bebek ayaklarımı? Aa. Şimdi. Ne? Küstük mü yani? Benim söylemlerim yüzünden, tamam mı? Can seni üzmüşüm. Küstük mü yani? Ne var? Keyfimi bozdular. Evet Olcan, senin yaptıkların yüzünden keyfim bozuldu. Bebeğim su. Benim söylemlerim hiçbir zaman sana... Ne güzel bugün mutlu mutlu vakit geçirecektik. Belki aşkımızı yaşayacaktık ama bak senin yüzünden keyfimiz olabilir. Bozuldu, bak, moralimiz insanlar, bozuldu. Bak insanlar... Bari sen yapma ya. İnsanlar. İnsanlar dediğim sen. Sensin. Tamam bak sensin. Ama yavrucuğum beni dinler misiniz? O kadar zamanımız yok bak tamam mı? Tamam açık İnsanlar hata yapmak için var tamam mı? Hata yapa yapa. Hatalar da hata... ders çıkarılmak için vardır. Evet ders çıkarılmak için. Ben şu an seni kırdığım için kendimden ders çıkardım ve... Olcan ne için var? Olcan da beni mutlu etmek için var. Evet. Bana aşk vermek için var. Tamam. Değil ben mi? Ne yapıyorum mesela? Beni sana... sevmek için var. Evet. Ben seni ben niçin varım? Hı? Ben niçin varım? Sen benim her şeyimsin. Gözlük hiç yakışmıyor sana. Öyle mi diyorsun? Çıkarayım adamı. Şimdi ben seni mutlu etmek için varım ya. Hı. Bazı zamanlarda Oğulcan seni üzebiliyor ama bu istemsiz şekilde oluyor tamam mı? Bu seni bilerek kırdığından değil, art niyetli oluşundan değil. Trip loading. Kelimeleri bazen seçemiyor Oğulcan. Trip loading. Keşke %99'da kalsan ve trip atmasan. Ben %99 haklıyım zaten. %1 ben miyim? Hı? Yani kendine bir pay çıkartabilirsin evet de birlikte olsa. Haksızlık payı. Bari sen yapma ya. Dün zaten tartışmışım bu çocuk mevzusundan. Adama giydirmişim çok güzel. Ertesi gün kalkıyorsun bana çocuk musun? Çocuk reyonundan mı giyiniyorsun diyorsun. Artık benim hiçbir şeye tahammülüm yok. Ne yapayım yani? Tamam yavrucuğum bak. Hiç yaşlanmayacaksan bu benim problemim mi? Ne ama güzel çok işte. Çok güzel işte. Çok güzel. Ben bunu benim çok beğeniyorum. Çok yani? Seviyorum. Hiç yaşlanmayacağım. Hep minnak, genç ve çıtır olarak kalacağım. Çok güzel bir şey bu. Bu insanı yani, gençleştirir biliyorsun ayaklarım 35,5-36 ise benim ne suçum var? Genetik. Genlerim güzel.
Kendin güzel işte, bir şey demiyorum. Bir şey demedim ben sana zaten. Çiçeğim, her şeyim. Bu bebek silim sana fazla mı geliyor? Hayır bak, bunun esprisini yaptım çocuk. Genç ve çıtır manitanın olması artık senin hoşuna gitmiyor mu? Kıskanıyor musun sen benim gençliğimi, güzelliğimi? Ben de genç değil miyim yani? Ha, ben de genç değil miyim? Sen ihtiyarsın. Öyle mi diyorsun? Evet. Saçlarım beyazladı diye mi öyle diyorsun? Evet, saçlarım beyaz. Kameraya göster şimdi, git. Git göster. Saçlarımı yarın gidip gösterir misin? Bak lütfen saçın arkasında, zoom yapar mısınız? Böyle yuvarlak bir bembeyaz saç var. Bakın tam burada. Görüyor musunuz? Bakayım. Yani ya şey, senin saçların beyazlamış, saçlarına aklar düşmüş. Sen saçlarını neden boyatıyorsun? Ha? Şey olsun diye, daha böyle canlı gözüksün diye. Belki beyaz vardır içinde, insanları yok. Kandırma. Yok. Hı? Canım benim derdim tasam yok. Saçımda beyaz yok. Sen neden bahsediyorsun? Ama barışıyor muyuz? Bu kadar zamanımız yok, bak az kaldı. Gene bir öpüşecek, sarışacak. Ben çocukluk yapmadım, sen yaptın. Yemezler. Yemezler. Kalk. Bebeğim gibisin deseydin, bebek gibisin deseydin. Her zaman söylüyorum zaten ama. Bebek iltifat ama çocuk demek. Ya Oğulcan'dan nasıl böyle art niyetli beklersin bir şeyleri, anladın mı? Ben bunu sana öğretemedim mi? Ben bunu sana öğretemedim mi? Ne yapıyorsun şu an? Uzaklarını sıkıyorum. Ben bunu sana öğretemedim mi? He? Bu zamana kadar. Art senin niyet de senin, onu ben bilemem. Tamam aşkım. Gel sarıl hadi. Gel. Sen bazen dozunu aşıyorsun. Hani her yarışmacıya yaptığın şeyi bana yapıyorsun. Beni patlattın ya. Nerede? Beni patlattın. Nerede patlattın? Bugün. Ne zaman, ne yaptın? Çocuk reyonu falan. Ayak numaran ne kadar küçük. Nereden giyiniyorsun? Nereden biliyorsun? Diyorum, çocuğum var diyorum. Tabii ki de biliyorum çocuk reyonu. Diyorum ya. Asıl sen çocuk gibisin, tamam mı? Çocuk gibisin. Böyle geliyorsun hemen bana sarılıyorsun falan. Bırak gözlüğümü, gözüm alıyor ışık. Işığım gözünü alıyor. Ben burada takılmak istiyorum. Gitmiyorum ben. Zaten ben son değil miyim? Hadi gel. Benden başka gelecek olan yok. Ben buradayım. Hadi gel. Gel kurban olayım ya. Oğulcan. Ya ne? Yıktılar odayı. Ya sarıl hadi. Hayır. Hayır. Bak sen daha çocuksun. Gel sarıl hadi. Sarınlaşıyorsun ya böyle. Kızım, sen daha çocuksun. Otur, tamam. Ben değilim. Otur tamam. Otur konuşacağız. Bize zaman ayırmıyorlar. Gidiyoruz. Çıkmayalım ya. Çıkmayalım. Yürü hadi. Hadi yürü. Yürü. Sensin çocuk. Yürü. Bilmiyorum daha ne yapabilirim düzeltmek için ama Ozan'ın bilmiyorum. Benim de kafam çok karışık Ozan konusunda. Beni insanlar tarafından en çok kıran şey, okey Tuğçe'yi düşünüyorlar ama kimse Ozan'ın iyiliğini düşünmedi. Herkes Tuğçe. Bu çocuk o zaman mutlu olmayacak mı? Herkes Tuğçe'yi düşündü. Beni en çok kıran şey buydu. Ben artık kendim falan geçmiştim yani. Ozan'ı düşünüyordum sadece. Kimse de demedi ki bu çocuk da mutlu olmasın mı, önüne bakmasın mı? Ben Ozan'la aslında ama burada baş başa konuşmuştum. Ama bu saydığın kişilerin hepsi önce Tuğçe'nin arkadaşı. Tuğçe, evet. Ay Ozan Tuğçe'den sonra geldi. Tamam ama şu an Ozan da arkadaşları değil mi? Sizin artık Ozan da arkadaşınız sonuçta. Benden önce de arkadaşınızdı. Hiç görmedim ki Ozan konuşuyorsun, düşünürsün. Hep Tuğçe tarafından düşünüldü ve bence bu çok kırıcı bir şeydi yani. Geliyorsun burada en güzel oyunları yapıyorsun. O şovu yapıyorsun, bu şovu yapıyorsun. Yarın bir gün Sibel'le olmayacağını sen de biliyorsun. Dışarıdan insanlar benim böyle olduğumu görürsün de. Olup olmadığını. Bak böyle böyle yapsınlar. Nereden biliyorsun? Görürsün. Sibel'le dışarıda ne konuşup ne konuşmadığımızı. Bak nereden biliyorsun? Biliyorum oğlum. Bilmiyorsun. Ama sen Sibel'le... o çıtlattığın muhabbetin derinliğini sen de biliyorsun. Vallahi bildiğim bir şey yok. Dışarıda konuş, olabilir gibi dedim. Sibel'le ya ne? Onların. Sizin dışarıda Sibel'le olabilir gibi. Sen niye onu soruyorsun? Evet. Mümkün mü? Niye olmayacağını düşünüyorsun? Ama Burak'ın böyle baştan olabilir beri Sibel'le... Olabilir ama hesap veriyor kızlar. Yani gerçekten böyle bir düşüncen var mı? Yoksa kalbini kırdığı için canını mı yakmak istiyorsun? Gerçekten konuşuyor. Sen de böyle yapıyor. Geldiğim günden beri samimi bulmadığını söylüyor. Evet.
ilişkiyi. Yani sürekli kalbini şey kırmaya ama çalışıyor. Ama tamam bunu kalbini sana hissettiren bir saniye. Bunu sana hissettiren şey tam olarak ne? Yani gerçekten senin ama üzerine geldiğinde sakın diyor benim kalbim böyle ikisi defa kırılmaz. Bunu da biliyorum. Abisinin gülünü, gülünü. Ben de bunu insan olarak senin kalbin mi var oğlum kırılacak? Bir şey vardır kardeşim. Bir dakika bir dakika. Görünen şey verilen enerji kloruz istemez anladın mı? O yüzden. Yo, ben şu son dönemde Sibel'in Çağrı'ya çok benzediğini fark edebiliyorum bu arada. Bazı tepkilere Çağrı gibi tepki vermeye başladı. Hiç Sibel gibi bir tepki yok. Kesinlikle katılıyorum. Sibel vallahi Çağrı çok benzemeye başladı. Sibel zaten öyleydi. Oğlum Sibel çok şey, evet, değişiyor. Bak, aslında öyle de olabilir ama benim yok, sadece şu son öyleydi. Dönemde benzettiğim tek şey, görebildiğim tek şey Çağrı'nın tepkilerine çok benziyor artık. Ya bir dakika Çağrı'yla ben Burak'ın gerçekten bu konu hakkında ne gördün kanka? Diyor. Ne gördün de böyle düşünüyorsun? Ben çok merak ediyorum evet. Gerçekten. Sibel'in yaptığı şey şu, çok özür dilerim hemen bitiriyorum. Sibel'in yaptığı şey şu. Çok farklı bir alanda. Tam şuna cevap veriyordum üzerine bir şey dedi ama. Tam cevap veremedim. Sibel'le tartışmak yerine işte... Çağrı'yla tartışmak o yerine ona uyup onunla aynı şeyleri yapmaya başladı. Ne kadar iyi insanım. Hiçbirinin hakkında kötü bir şey demiyorum. Ama gerçekleri söylüyorum kanka. Mesela Mahir'le Tuğba hakkında iki gün önce öyle diyordum. Evde kalabilmek için diyordum ki Mahir... Ben de öyle düşünüyordum. Bahane attı gitti. En samimi bulmadığın çiftim. Nasıl zorluyorum? Evet tamam boşver yorum yapma. Sonra şey oluyoruz boşver. Vallahi kimseyle papazanlık istemiyorum ama... Beraber mi çıkacak? Tansu! Okey. Harbiden mi? Tansu! Efendim? Kimi çağıracaksın? Kimi çağıracaksın? Ortalığı karıştıracağım kanka. Hiç ne? Bana ya, da mı söylemiyorsun kız iadeyi ziyaret bana yapacağım. Bana hiçbir söylediğini patlatmadın. Bana da mı söylüyorsun? İadeyi ziyaret. Ne gördün? Ben başından beri böyle hissediyorum. Hayır ne gördün? Ne gördün? Birbirlerine yaptıkları hareketleri. Sana böyle hissettirecek ne yaptı? Oğlum hareketleri çok yalancı. Çok yapmacık sen geliyor. Sen yoksa kıskanıyor musun? Vallahi kıskanmıyorum. Hmm. Yemin ederim ki kıskanmıyorum. Bir yara kime var diyor. Yoksa? Ya bir yara var. Yara var sanki böyle. Ha? Diye artık sorma gereği nasıl duyuyorum. Yani? Geçmişten kalan bir... Bir yoklayayım canımı. Bir hazımsızlık oğlum, falan mı acaba? Yoklaması bile yani, düşündürdü. Bence de ya. Abi sen seniyorum. Hadi zaman benim bak, yara var. Gerçekten. Söylüyorum bunu. Gerçekten. Onu. Tamam değil mi? Benim yara var. Bir ne yarası var peki? Ben bir cümle söyleyeyim mi? Bak, ben bir cümle söyleyeyim. Kanka bir cümle. Bak mesela çok basit bir örnek. Şu soruyu Burak'a sorabilmesi bile samimiyetsiz anladın mı? Benim sevdiğim kadının böyle eski muhabbetini geçireceğiz burada başka birisiyle falan. Ben bozulurum mesela. Ama şu an bir şey olmadığını biliyorum ya ya da ama herhangi bir muhabbetin olmadığını. Belki de olabilir kanka. Niye bu kadar rahat soruyorsun? Olabilir değil. Bir şey varsa zaten bunu söylerdi diye düşünüyorum. Kanka bilmiyorum. Ben, içinde, ben böyle düşünüyorum. Sen böyle düşünüyorsan da demek ki arada konuştunuz. Şöyle bir şey konuşacağım bir dakika bir dakika. Yemin ederim yok. Kur'an çarpsın yok. Vallahi tamam aramızda. Hani yara mara muhabbeti var ya. Evet. İki cihan bir araya gelsin öyle bir şey olamaz anladın mı? Öyle söylüyorum. Ben zaten bunu bildiğim için. Sedat ama şimdi çok farklı bir durum. Sana gelip de durup hani senin ilişkini samimiyetsiz buluyoruz demiyor kimse. Bu adam ben buraya geldim geleli 5-6 defa bunu söylediler. Sen ne düşünüyorsun? Peki var mı sana karşı bir hissi, bir elektriği hissediyor musun? Burak'ı anlayamıyorum. Yani emin olamıyorum. Bence o da emin olamıyor korktuğu için. Yani yaşadığından ben dolayı. Emin olamıyorum. Aynı dertten mi üzere biz? Yani gerçekten o kadar şey ki. Hani... Abi erkekler ya. Aslında çok kolaylar. Ama çok uyanıklar bence kolay gibi gözüküyorlar. Bence kolay değiller. Çok uyanıklar. Safa evet. Yatıyorlar sadece. Şimdi ne yapmam gerekiyor yani? Yani... benim hayat mottom seçilen değil, seçen ol. Bu benim hayat mottomdur tabii ki ama... Sen ona şey demen lazım bence. Ya bir belli et rengini, kendini bir belli et. Ne olsun abi, ben bir 9 gün daha mı böyle kırmızı oda yapalım? 9 günden mi ben geleyim, sen gel birbirimizi tanıyalım? Ne olsun yani, bir aç bana kendini de. Kırmızı odaya Elif'i çağırmak istiyorum falan diyormuşum. Serdar'ı çağırmak istiyorum. İade-i ziyaret olsun. Ne oldu da böyle aniden hani bazı şeyler geçti, nasıl güvendin yani? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Konuştum. Ben kendi kişisel şekilde, şöyle. İlişkilerimde de bunu kullanmak isterim yani. Ben de güvenebilirim. Şöyle konuştukça, sohbet muhabbet ettikçe ve mesela biz dışarıda da konuşuyoruz. Gerçekten rıza anlayışımız birbirine kafa yapım gerçekten tutuyor böyle. Fotoğrafı bile orada değil mi? Güldüğünü fark ettim, beni güldürdüğünü fark ettim. Buradaydı, evet. Peki bunu sebebi şu olabilir mi? Hani seni o kadar izleyip gelmiş ki sana karşı hani böyle sanki
çalıştığın yerden sorarlar diye soruyor. Mesela sana mesela öğretmen der ki 30. sayfadan soracağım. O yüzden 30. sayfayı ezberlersin. Bilirsin her şeyi. Sana karşı böyle bir yaklaşımın olduğunu düşünmedin mi hiç? Kız zaten Ozan abi izleyip gelmiş. Tamam ben tabii ki ben de onu diyorum. Olacak kanka. Hani sırf bu yüzden böyle şimdi hissetmen... fikir sahibi bak fikir sahibi evet. Benim fikir sahibi olmam için onu tanımam lazım. Şu an onu tanıyorum. Sen diyorsun ki seni izleyip işte fikir etmiş belki rol yapıyor anlamında diyorsun değil mi? O, olabilir. Yani onu olabilir. Bak, şimdi İhtimal. Ama belli bir zaman sonra insanların ne yapmak istediğini falan anlayabiliyorsun. Sen şu an o yöredeyim. Yani? Hayır anlasam zaten tam anlamıyla hemen anlasam. Sevgili olursun. Yani ona göre daha hızlı adımlar atarım ama şu anlık böyle yavaş adımlarla daha da böyle onu iyi tanımak istiyorum yani. Ayrıldığını da bilmiyorum tabii. Yani öyle kim bir şey. Kim çağırdı oldu acaba? Tansu çağırmıştır onu. Yani. Selam. Ne haber? İyi sen? Bir yarım kalmışlık vardı galiba değil mi? En son. Ha iadeyi ziyaret yapayım dedim ya. İyi yaptın ya. O zaman çevirdim. Kimse bir şey söylemeden. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ya dün daha iyiydim de hastalık geçmesi gerekirken böyle biraz yorgunluk geldi. İlerledi mi? Ateşim çıktı sanki. Sıcak havalardan olabilir ya. İlaç falan içtin mi? İstedim az önce. Büyük ihtimalle buradan çıkarken ilaç içerim diye düşündüm. Abi ya dikkat et kendine. Evet dans ettim ya ondan mı acaba terleme? Ne alaka Serdar? Ne bileyim. Konuş anlat kendinden bahset. Ha, anlatayım nerede kalmıştık? Ne konuşmuştuk en son? İşte ben kendimi anlatıyordum aslında evet. Biraz senin bu sefer ben seni çağırıp kendimi anlatmıştım. Sen beni çağırdın sen kendini ben anlat. Ben anlatayım tamam 20 yaşındayım. Normal öyle ya, işe alınır gibi değil. Yani... Sen sor bana, ne merak sorayım. Ediyorsun hakkında mesela? Benim. Nerelisin? Yani nereli olduğumla başlamam... Ankaralıyım. Heh, tamam mesela Ankara. Orada mı doğdun, büyüdün? Ankara'da doğdum ama İstanbul'da büyüdüm. Neden İstanbul'a geldiniz? Ya şimdi anne baba ayrılınca, baba Ankara'da, anne de İstanbul'da, ben annemle yaşıyorum. Ne zamandan beri annenle yaşıyorsun? Acaba doğmadan önce oldu. He, o zaman seni çok etkilemedi yani. Aynen, çok şey değil. Peki ya çok özel gibi olabilir ama burada bunları öğrenmem bence dışarıda öğrenmemden daha iyidir. Yani bir eksiklik veya başka bir şey baba eksikliği yani bunu bilmiyorum. Öyle bir şey yani soramadım işte bak bazen konuşamıyorum ya sen beni anladın. Anladım yani öyle. İster istemez var tabii ki de canım. Evet yani. O yüzden peki, ilginin çok şeyiyim ben. Evet İlgiyi yani. İlgiyi çok severim. Peki koruyup sen de baba ilgisisin yani ilgi dediğin aslında ben baba ilgisi değil de. Bazen işte çocuk da olabiliyorum ya, hı-hı, olduğu yere göre değişiyor kollama bazında. Onu verebilir miyim? Zaten zamanla görebilirsin ancak. Dizine ne olduğunu soracaktım ya ben sana bugün. Ya düştüm ben nerede iki gün yaptım? Önce yere, bir düşüş düştüm. O kadar çok acıyor ki, bir de şişti. Üzüldüm ya, ona biraz kurumuş sanırım. Sürekli şey sürüyorum, krem falan evet, sürüyorum. Evet, biraz onu şey tut yoksa iz kalır. Evet, maalesef. Kantaron yağı var, belki bilirsin mucizevi çözüm, her şeye iyi geliyor. Kantaron yağı mı? Kantaron. Hiç kullanmadım, teramisin kullandım. Bu teramisin de olur ama bu mucizevi bir çiçek gibi bir şey aslında, hı-hı, benim duydum bildiğim. Duydum adını kullanmadım kesinlikle. Ama. Benim mesela parmağım küçükken bisikletten göstermek gibi olmasın ama şuradan açılmıştı. Hey. Ve tamamen böyle düşüyor gibiydi. Anneme götürdüm. Anne dedim gitti yani bu herhalde. Doktora dikiş attıram. Yok istemiyorum istemiyorum demiştim. Hı hı. O an böyle kapatıp o kantronu sürekli olarak kullanmıştım. Sıfır iz. Yani hiç hangisi olduğunu bile hatırlamıyorum parmağımın yani o kadar. Hiç iz kalmadı. Yani eğer öyle bir şey düşünüyorsan sana getirebilirim. Olur. Kantron. Varsa çok iyi olur. Tamam bulurum. Ya öyle ben fedakarlık yapmayı tabii canım biliyorum. Ya. Evet onun haricinde. Fazla merak ettiğim bir şey var mı hala? Var hala, nasıl olmasın yani. Öyle sohbet olsun diye soruyorum yani. Aynen, güzel oluyor zaten. Öğrenmek için sadece. Evet. Yavaş yavaş en azından. Hı-hı. Yoksa ben daha öncekiler gibi direkt şiirle de gelebilirdim. Aman aman Serdar hayır. Çok artık romantik biri değilim ben bu arada. Evet. Ya ben de romantikliği komediyle çok birlikte işte, hı-hı, kavruluyorum aslında kendimde. Öyle daha mutlu oluyorum. Ama karşımdaki kişinin işte benim yaptığım hareketlerden utanmasındansa Serdar yapıyorsa vardır bir bildiği. Yani Serdar'sa olur demesini istiyorum, hı-hı, aslında. Yani o yüzden olduğum gibiyim ama bu sefer gerçekten daha dediğim gibi bilinçli ve akıllı geldim. Öncesinde çok şımarıyordum ama ben çünkü sevdiğim arkadaşlarımla
bir ortamda buluşuyorsam şımarmanın dozu yoktu benim için. Yani en azından kendini izleyebilmişsin, görebilmişsin. Evet, hatalarımı düzeltiyorum yavaş yavaş. Öyle düşünüyorum. Ve büyümenin ve olgunlaşmanın yaşı zamanı yoktur. Şimdi de böyle deneyelim bakalım. Yani? Çocuklaşırsam da o ya kırmızı odada olur, ikimizin olduğunu hissedebildiğim ortamda. Hı hı. Sen bunu burada yapma, dışarıda yap, biz kamera önündeyiz dersen de atıyorum yani ilişkimiz hakkında değil, tanışma yolundayız ya, ben tanışacağım insanla ileriki hayatımdan bahsediyorum. Bu sadece evde de olabilir yani. Benim illaki çocuklaştığım her erkek yeri ve zamanı sakladığı vardır. Aynen. Ben burada nasıl, ne oldu? Süre bitti. Abi bu süreyi biraz uzatma şansımız yok mu? Hiçbir şey öğrenemedin hakkında, gördün mü? Yok, öğrendim. Ne öğrendin? Ankaralısın, İstanbul'a Burcum geçtin. Ne? Burç çok önemli değil. Benim ya. İçin önemli. Ben burada ben sana takıyorum. Söyleyeyim burcunu. Ne? Dur onu bir dahaki. Vay be. Görüşürüz. Aslan gibi duruyorsun ama. Aslan mı? Hayır, kova. Ben ayaklarımı sokarım kanka şuradan. Kanka çok... Oğlum harbi atladılar lan. Şuna bak, kızların hallerine bak. Şuna bak yani. Çıkma sudan, nerede dur. Nerede geçti havuza girmek? Suda durun oğlum, suda dur. Suda dur, ne yapıyorsun? Dur dur. Her şey... Ya Ozan'ı gönderin ya. Kamera... La oğlum. Olay 85 işte. Milyon izliyor kızım, saçmalama. Ya kim geçti ya? Şuna şuna bak. Şu kızın haline bak ya. Eline bak. Aptal gibi girdi diyor. Sen olabilir. Suda ısınmaya mı çalışıyorsun gerçekten? Çıkın. Yanlış anlama. 200 bölümdür buradayım. Bir kere şu havuza girmedim ya. Yani kalitesizce bir şey buraya girmek. Benim için. Yok. Sadece bahçem var. Gelmişsin, konuşuyorsun. Yani ben anlamadım. Bu havuza girince... Ama havuzumun olması mı sıkıntı havuzun yoksa... Havuzun yok, gelmişsin, konuşuyorsun. Ha. Yoksa burada bu havuza atlamanız mı? Çok yüksek olduğum zamanlarda da atlamadım. Sakin olduğum zamanlarda da atlamadım. Titrersin böyle. Hı. Bak titriyorsun. Hasta olacaksın. Biz sizi eğlendirmiyor muyuz? Aferin. Bu manzara bir dur demek için geldi. Evet. Gerçekten çok anlayışlı yaklaşmıştı. Ama şimdi söyleyince yani ben de istemiyorum ben de zaten. Ne pislik bir adammışım ben tavsiye ya. Ne yaptı? Bağırdı. Ne bağırdı? Sus bir artık diye, duymadınız mı? Benle böyle konuşamazsın dedi. Baroş baroş diyor ya, kimseyi beğenmiyor. Benle böyle konuşamazsın dedim ben de. Ya bir sus diye bağırdı. Senlik bir durum yok ki. Yaran varsa çek hocam mısın o zaman? Bağırma artık ama. Sen de bana bağırarak konuşamazsın o zaman. Ben bağırmamıştım sana. Haddini bilmeni istiyorum biraz. Sen haddini bil asıl ya. Kusura bakma. Kardeşim bir karışma olur mu? Rica ediyorum ben. Yorum yapmanı istemiyorum dostum. Şu an yorum yapmanı istemiyorum. Şu an sakin değilim ve tam şu an istemiyorum. Sen Sedat'cığım rica ediyorum bir kere de saygı göster. Sen saygı gösteriyor musun karşıya? Bak Sedat bir şey söyleyeceğim. Sedat'cığım bak rica ediyorum. O aynı şey istediğinde ben saygı gösterirsem herkes saygı gösterecek.
Yani bana karşı tavır da almanı istemiyorum. Yok, hani, tavır da aldım. Bilmiyorum. Bana bazı söylediğin şeyler, yani o anlık söylediğin şeyler diye geliyor bana. Hani gerçekten içinde olmayan şeylerdi bence. Ama yani... Ne mesela? Ya hani zaman verme veya hani sana karşı düşünceli bir şekilde yok, devam ediyorum. Böyle düşünüyordum, cidden düşünüyordum ama... Ama neden böyle bu kadar? Hafta sonundan sonra hani herkesin yorumuyla birlikte düşününce ya senin en yakın arkadaşım dediğin kişiler yani Çağrı vesaire erkekler de böyle düşünüyor. Sana karşı bir şey yazardı. Yo kırmızı odaya gitti mi? Şu an kızlar evi. Abi siz en son ikiniz kavga ediyordunuz kritikte falan. Ne oldu bu kadar yakınlaştınız? Bu işler böyle. Büyük aşklar böyle mi başlıyor? Sen ne sandın? Beni saf mı sandın? Çaka! He? Saf mı sandın? Hoş geldin. Seni uzatayım mı? Hayır. Kim var yorum yapabileceğim erkeklerde? Hala aynısın bu arada. Yani şakaların makaların. Oğulcan bayağı zayıflamış. Karakter bakımından zayıflamamış ama yine güzel karşıladı beni. Sen kanka durulmuşsun. Sen durulmuşsun bayağı bro. Nasıl mesela kanka anlatsana. Eskiden kanka hiç her şeye çok sert lafların, çok güvensiz bir adamdın. Biraz daha ilişkine dönüp etrafa kendini kapatmışsın gibi. Öyle mi diyorsun? Evet çünkü sen hani geldin ya selamun aleyküm aleyküm selam sarıldık. Ondan sonra nasıl gidiyor kanka? İyi gidiyor da her şey. Artık tek kişi değilim, iki kişiyim kardeşim dedim. Orada zaten beni bir yakaladın kanka. Hani artık tek kişi değilim bu evde, iki kişi olarak. Evde dönüp dönüp gururlu şey bakışı atıyor şu an. Öyle ama işte gururlu ya, bakışı. Adam bile onun fark etti. Onun haricinde evet abi. Yani yoksa Sedat laf olsun diye bile birine müdahale eden bir adamdı yani. Hani şu an onu görmedim hiç. Hiç görmedim. Yani, şu an Çağrı'da görüyor musun onu? Ha Çağrı evet Çağrı biraz yani vibe'ı değişti ya. İlk geldiğinde gerçekten farklıydı. Şimdi ama dediği gibi samimiyetim arttı. Daha fazla şaka yapıyorum diyordur. Eyvallah yapsın zaten ona öyle, bir lafımız yok. Öyle öyle ben de öyleyim kanka. Aynen öyle. Bizim de samimiyet artar biz de yaparız kanka da. Bir tık işte dün iyiydim bugün biraz ateşim çıktı sadece. Orada hani böyle herkesin böyle bana karşı böyle bir... Sper aldığını hissettim yani gerçekten böyle hani sen de dahil. Hani orada ben... böyle sanki böyle köşeye sıkıştırılmış ve herkes böyle hani bilmiyorum belki o şey hissiydi ama. Evet bundan rahatsız olduğunu zaten anladım yani hani erkekleri teker teker çağırmıştık ya. Orada demişti sen ayarladın değil mi bunu falan. Orada da mesela fark etmiştim. Çünkü burada şimdi, böyle ama yani ama güven, bak, seni şöyle, sürekli... Ben onlara demesem bile onlar yapacaktı emin ol. Ama sen söylüyorsun, söyleme o zaman. Bak bütün verilen kesitlerde, galada bile, verilen bak. Kesitlerde evet evet üstüne gidin evet. Hani böyle söyleyince ben şimdi bir şey oluyor mesela evin içine giriyorum. Hani onu görüyorum yani direkt böyle... Ben peki sana bu kadar istekli gelseydim... Ya benim dikkatimi çekmezdi yani. İstekli gelseydim... mesela sana korkmaz mıydın? Ne anlamda? Yani işte hadi tanıma yoluna girelim falan. Hadi mesajlaşalım deseydin. Korkmaz sen gelmişsin. Mıydın? Ha ben hayır, zaten hayır, görüyorum ben senin. Ben zaten geldim sana zaten. Tamam ama başkalarını da sana yani senin işte onları işte bana yönlendirdiğini görebiliyorum. Bu beni daha çok korkutuyor. Nasıl yani? Yani sen başkalarından hani nasıl söylesem mesela başkalarının sen birinin kulağına fısıldıyorsun, o senin ağzın oluyor. Sen aslında sen konuşuyorsun orada ama ben başkalarının suratlarını görüyorum mesela. Bana birileri bir şey söyleyince hani o söylemiyor da sen söylüyormuşsun gibi ama başkasıyla ben muhatap oluyormuşum gibi. İlk günde ben bunu söylemiştim ama sana. Ama böyle gerçekten hani şeyden bana bir şey söylüyor. Ben diyorum ha Tuğba'nın yani şimdi karış yani... Kendisi mi söylüyor yoksa Tuğba'nın mı? İlk zamanlarda gerçekten şeydim. Öyleydi. Atlamak ne akla hizmet. Harbi soğukmuş lan. Şuna bak. Yürüyemiyorlar daha yolunda yürüyemiyorlar. Yok şey perdenin arkasına saklanmış korkuttum. Oh. Oğlum akıl kâr değilmiş ha harbi soğukmuşsun.
Pelin sen ne aklına hizmet böyle bir şey yaptın kızım? Gir bakalım. Sen kimin gazına geldin? Beni attı. Ben aslında dedim ki hadi girelim. Kemerimi falan çıkarttım mikrofonumu. Sonra Cansel ve Sibel getirdi. Hayır ben getirmedim. Sen kemer çıkarttın, mikrofon çıkarttın, gaza getirdin. İlk önce onlar yapmıştı. Ben dedim tamam ben de geliyorum falan. Ondan sonra onlar atladılar, soğuk dediler. Dedim tamam ben girmiyorum o zaman. Ya bizi gaza getirdin öyle fıymak yok dediler seni fırlattılar. Ben ama gaza getiren ben. Gel hadi gel. Gerçekten. Ben? Evet evet gel. Ben Ozan'ı bekliyorum onu korkutacağım. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Ozan bir korkma. Senin bir payın vardı bu işte. Nasıl korktum yok, görmedin sen. Yok. Gel gel. Konu bulma kendine gel. Gel. Rahatladım lan. Bu, saçma yani kardeşim. Şeyler oluyor saçma ya, solucanlar şey. Mı oluyordu? Ne oluyordu bu? Sülük. Ayaklarına sülük. Geliyor. He? Sülük. Girilebileceğim ben. Korkma, söyledin mi Tansu? Doğru söyle. Vallahi söylemedi. Ne seni korkutacaktım? Ama artık... Korktum artık... Bana. Anlıyorum. Tam böyle dilediğin gibi... Takılmıyorsun kanka. Bu evde mi? Bu evde. Evet. Niye, ne diliyorsun da neyi takılamıyorsun? Atıyorum, o hani makaranı, ona karşı yaklaşımını aslında çok kendin eğlenebilirsiniz önce. Anladın mı beraber? Veya burada insanlarla ama sen çıkmıyorsun kanka hani bu karakterinden. Ne? O içindekini herkese göstermiyorsun mesela. Ya ama büyük baskıdan kurtuldu ya, yeri geldiğinde baskıyı da kurdu. O yani bunu yaptı ya, ben gördüm. Çünkü ilk zamanlar asıl... O baskıların içindeyken Sedat Olmaz, Ayşenur falan filan cırtlar döndüğü zamanlar... Harbi komikti lan o. Evet komikti yani. Komikti ama gerçekten komikti. Sen de eğleniyordun şimdi. Espriydi yani bu arada. Evet. Ne oldu ki yani Elif şimdi? Ne oldu? Trip at hemen. Hemen trip at hazırla. Ya niye trip atayım? Dozunu al. Hemen akşam hediye atmamak için dozunu al. Oha ama ya bak dedi. Hiç çıldırtma. Kanka şey Tansu mesela sen böyle hani kalıbın, ben mesela şaka yapabiliyorum bazen şakanın dozunu kaçırıyorum. Ben de öyle. Atıyorum de. Takla da Tansu bundan rahatsız oluyor muydu işte o yüzden mi belki diyorum. Evet. İşte ben de öyleydim dediğin gibi. Eğer öyle gibi, bir şey varsa. Artık değilim kanka. Ben de öyle şakanın dozunu kaçırıyordum falan bir sürü şeyler. Hayır siz ben böyle diyorsunuz ya şaka makara dozu kaçıyor falan. Karşınızdaki kadın o derece şakalar yapsa. Hayır ya biz kadına karşı değil yapamaması ama. Gereken bir şaka olduğunu. Erkek yapılan şakadan bahsediyoruz. Zaten. Bak biz burada hayır, kameraları varsaymıyorum yani. Ben tamam mı? Ben bu adamla makara yapıyorsam bu işin... Bu işin makara kukara. He makara kukarasını yapıyorsak... ama biz bunu kamerayı görmeden evde yaptığı gibi bilekle şurada. Doğal yani anladın mı? Anladın mı yani? Dışarıda nasılsa mesela atıyorum bizim agalarla muhabbetimiz. El şakası mesela o yaptığımız hareketler atıyorum. Bunu yaptığımızda ona farklı ve kötü gözüküyorsa gözünde yani ben burada... Atıyorum düşsem kaysam o canın acıdı mı değil de düştü rezil oldu diye bakıyorsa ben öyle birini istemiyorum. Ya da ben çok cringe bir şaka yaptığımda ya da atlet giydiğimde veya başka bir şey olduğunda hani genelleme yapıyorum. Evet. Bunlardan rahatsız olacak bir insansa zaten kameranın önünde değil o zaman kameranın dışında ilişki yaşamamız gerekiyor. Yani ben bu kameraları artık yok saymayı öğrendim tamam mı? Kanka genelde işte dışarıya... yönelik bazı şeyler. Ya onu istemiyorum ha ben bu evde ciddi bir ilişki yani bak o yüzden artık gördüğüm ve tanışma yoluna çıktığım kişiyle finalinde bir birlikteliğe evet diyorsam o beni her halimle kabul etmeli çünkü Eslem beni her halimle kabul ediyordu. Ben onu gördüğüm için beni kabul ettiği için ben onunla birlikte olmak istedim. Doğru mu? Yani bu benim en doğal hakkımdı ama tanıdım. Biz de Eslem'le hani dışarıda görüşmemiz için bir türlü... Sen her şeyini kabul etmemesi gerektiğini anladım. Yani işte insan insanı... Bu da yanlışlıkla ayıp olmasın diye çıktı. Ya çok ne? Değişik şeyler oldu kanka olaylarda. Bizim çok karışık oldu ya. Gerçekten ben... Ne oldu? Bir şey yok. Ya... Olsun be. Evet evet. Ben niye böyle Tansu. Sokak röportajındaki adamlara dönmedim? Sen neden girmedin havuza? Ben kırmızı odadaydım. Olsan girer miydin? Evet. Biliyordum zaten senin de böyle olduğunu. Sonuncu kanka, kırmızı Ankara'da oda senin miydi? Evet bak, Ankara'da deniz yok. Bak, kimi çağırdın? Ne yapayım? Niye çünkü? Görmemiş abi. Ziyaret çağırdım. Yaptım Serdar'ı tamam, çağırdım. Bu görmemiş Serdar olabilir. Tamam. Sibel de mi görmemiş? Ya sensin görmemiş bir kere. Sen de oturuşu bir tipine bir bakar mısın? Oğlum Cansel de görmemiş diyemezsin yani. Cansel. Bu arada gördüm, yani. Daha yeni çok geldi şey tatilden. Gördüm. Aynen. Karıştım o konuları. Ne var? Ne bu samimiyet? Ne var? Ne? Asıl sen ne var? Tanışma yolunda olduğun herkese bu kadar samimi oluyor musun? Hı? Yoksa özel mi algılamalı? Hı? Olmayayım ben. Tanışma yolundayız, sevgilindeyiz farkındaysan. Uzaklaş. Bak,
Emin misin? Ne demek emin misin? Tehdit mi ediyorsun emin beni? Emin misin? Beni tehdit mi ediyorsun? Emin misin? Beni tehdit mi ediyorsun? Emin misin? Beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl anlamak istersen. Tehdit olarak algılıyorum. Emin misin? Eminim, Ozan. Allah'a emanet. Memnun oldum. Anlaştık. Yo, istediğimi yaparım. Sen bana karışamazsın. Öyle bir şey yok. Sen bana karışamazsın ya. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam, öyle bir şey yoksa yok. Bundan sonra resmi hal ve hareketlerimize dikkat ediyoruz. Hmm. Fazla samimiyet yok. Okey? Vikingleri çok seviyorum. Baştan sarı sarı izlerim. En sevdiğin karakter kim peki? Ragnar değil. Ay vardır senin en sevdiğin karakter. O da değil. İsmini unuttum. Harbi bayağı sen biraz daha baştan açıp izlemen lazım. Şey, engelli olan oğlu. Ay var. O mu? Oo, sen ne? Engelli olan değil mi? Evet. Tamam. Bones. Ay var Bones. Kemiksiz lakaplı. Evet, kemiksiz. Sonuna kadar izledin mi? Finalini yaptın mı? Ay, sürekli unutup baştan açıyorum işte. Sonuna kadar izledin yok, mi peki? En sonunu hiç izlemedim. Ayvar'ın öldüğünü falan görmedin. Yok. Niye söyledin? Aşkım ne yapıyorsun? Sen oyuncusun. Bilek. Ya gözlerin nasıl doldu? Ben Ayvar'ın ölümüne çok üzüldüm. Yemin ediyorum çok üzüldüm. O aklıma geldi birden. Şaka yapmadım. Şu an duygusal bir şey yaşıyorum. Ciddi söylüyorum. Duygusal bir şey yaşıyorum. Ayvar çünkü savaşırken hiç sıkıntı yaşamadı. Ama ölürken dedi ki, ölüyor böyle. İlk defa muharebeye katıldı. Normalde sakat ya, hep böyle at üzerinden ya da bir yerden uzaktan savaşıyordu. Savaşa girdi ama ölmeyi seçerek girdi. Orada kılıcı soktular. Öldü. Ölürken de Hibirsek yanına geldi kardeşi. O an ölmekten çok korkuyorum diye ağlamaya başladı. Sonra kucağında öldü. Hep korkusuz takılıyordu ya. Sen anladık ki ondan daha büyük bir oyuncusun. Gerçekten psikolojim bozuk benim. Ayvara çok ağladım çünkü. Beni şu anda perişan ettin, mahvettin, mahvolduk. Ama ben böyle şeylere ağlıyorum mesela. Benim öyle bir yapım var. Savaş filmlerinde böyle onuruyla ölen insanlar beni çok etkiliyor. Reenkarnasyona inanıyorum. Önceki hayatımda büyük ihtimal savaşçıydım. Yani gladyatör falandım. Öyle öldüm. Öyle düşünüyorum. Peki sen şimdi öyle ben şok olayım diye mi gözlerini doldurdun yoksa yine gerçekten o anı mı hatırladın? O an hatırladım ve hissettim ya. Büyük ihtimal o şekilde öldüm ben bir önceki hayatımda. Net aa, yani. Ben hiç böyle şeyler düşünmedim. Ben bunları falan düşünüyorum. Bayağı sıyrık bir adamım. Ben bir önceki hayatımda kimim? Bilmiyorum. Bil. Arı falandın herhalde. Ne? Neden? Bal gibisin. Hadi düşünelim. Benim bir önceki hayatımda ben kim olurdum? Abi onu sen hissedeceksin ama. Ben böyle hissettiğim için düşünüyorum. Selena Gomez falan mı olmak isterdim? Ne? Selena Gomez mi olmak isterdin? Hem de Selena Gomez yaşıyorken. Sen... Bayağı olaydan bağımsızsın yani. Dünyadan bağımsız bir kadınsın sen, ben sana söyleyeyim. Farklı karaktersin dedik de abartma istersen yani. Kıyafetin normal miydi? Değildi. Bir bile isteği olmadı. Yani... Aşkım sen de beni darlamaya... Hayır tabii. Ama sen de buraya koşa koşa havuza atlamaya gelmedin mi benim öyle çıktığımı gördün?
Ama sen de atlayacaktın. Ondan sonraki görseli o şekilde tahmin etmiyordum ben. Şeydacığım. Ben de yetmiyordum. Ya var ya. Kendini gel aşkım, kıskandın tamam. Ha? Kıskandın tamam. Ha. Evet, gayet normal bir şekilde havuza girdik kız kıza. Gayet normal bir şekilde havuza girdiniz kız kıza. Güzel. Güzel güzel. Ya ben de Tansu ile o vibe bir şey Tansu ile böyle elektriği yakaladım bari ya muhabbet saçma. Tansu ile ben de elektriği yakaladım gibi böyle hani konuşmalarımızda o da sen orayı Tansu buraya yazsın o zaman. Neyse kanka davete geri mi çağırmış ki ben onu kırmızı odaya çağırdım diye beni sanki o da kırmızı odaya çağırdığını söylemek istedi gibi girişti ama kendini anlatırken beni tanımaya çalıştığını ve benim de onu tanımaya çalıştığımı gördü. Ya biraz çekingen davranması normal. Çok normal. İşte ben de yavaş yavaş hareket ediyorum şu anda. Bakalım ne olacak, ne bitecek merak ediyor muyum? Ediyorum. Ama ben de sanki Tansu'yla böyle ufacık bir şey olsa çabuk ipler kopup soğuyabilecekmiş gibi geliyor. Çünkü o göz, makro mimikte yani aşağıda bir anda böyle bir surat. Sen görüyorsun onu demek evet, istediğimi. Ben de onu görebilen bir adam ya, olduğum için böyle problem var gibi ama enerji veriyorsun evet, mesela. Evet. Normal duruşunda sanki bir problem evet varmış gibi böyle. Sanki hani dışarıda aslında farklı hani iç dünyasında farklı şeyler var. Evet. Ve farklı hani farklı hissettiriyor demek istedim. Evet. Fotoğraflarını merak ediyorum yani ben aslında. Fotoğraftaki mesela bakışı, hareketleri hani şu anki gördüğümle uyuyor mu çok merak ediyorum. Acaba enerjik mi bakıyor fotoğrafa? Bir tane ben gördüm Twitter'da sen de onunkini koymuşlardı. İkisi yakın arkadaş diye. Görmedim. Ya sen, evet, senin de şurada ben onu şey, keyfime mi yapıyorum? Hayır. Ya abartıyor musun bence şu ya an hadi, bir tık? Ya hadi. Abartıyorsak. Neden bahsediyorsun sen ya? Bir de hala abartıyor musun diyorsun ya. Kırmışın kafayı sen. Baksana insanlar öyle mi? Oha. İşte kızlar. Şu an bu tribe ne yapmalıyım ki? Bir de niye gitti ki şu an mesela? Ya, ne mani? Bilmiyorum ben de atladığım için söylemiyorum da bence abartı biraz bu tepki. Yani normal bir atlamaydı sadece. Ki biz de atlamadık. Buraya girer misin? Ne haklı? Girmem çıplak tabii ki. Çıplak mı atladım ben buraya bu havuza? Yani. İçip girmem. İçip mi düştüm havuza? O kadar mı? Hele hele kendi crop, isteğim var. Hele hele crop giyerken. Sevgilisi böyle hareketler yapamaz. Evet abi. Aynı şey ben de bir 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 birazdan ya. Hayır. Mikrofonlara mı cahil atladı? Ya seni hayır onun üstüne mikrofon vardı. Ben attım mikrofonu. Ne var kanka? Cahil var ya bugün herkesin kanına girdi ya. Barıştılar mı? Geldi bize burada meditasyon yaptırdı. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar üstündeki... Oğlum atsana beni. Şimdi dur geliyorum bekleyin. Hayır. Olacak. Çek çek mikrofonu. Mikrofonu. Dur bekle. Gözlüğüm. Geleceğim mi? Saat ne? Saat ver. Dur. Ayağını tut. Serdar ve Tansu ile başlayabiliriz. Tansucuğum, ne diyorsun? Öyle şu an sohbet ettik yine. Geçen Kırmızı Oda'da o kendini tanıtmıştı. Bu sefer de ben bahsettim kendimden birazcık. Buse.
Hadi öyle bakalım. Temkinli ilerliyoruz zaten. Herkes. Hemen bir tanışma yolu olsun, sevgililik falan değil. Bir yükselmedin ama sen sanki. Yükseldin mi böyle bir... Yani ben artık yükselmek değil de şey hani, eğlenceli biri. Böyle konuştukça konuşuluyor, konu açılıyor. Mesela Kırmızı Oda'da şeyi fark ettim. Sürenin geçtiğini anlamıyorum ben. Bittin artık vuruyorlar çıkın diye. Konu konuyu açıyor yani, eğlenceli biri evet. Sohbet ediliyor yani. Ben de aynı şekilde. Senin ilişkide bir kriterim var. Ben eğlenirken işte böyle cringe de olsa, espriler de yapsam benden utanmayacak. Evet. Benim yanımda duracak, benimle eğlenebilecek birini istiyorum diyorsun. Çok zor be Serdar. Yani elbette zor olabilir. Kırma umutlarını hemen. Ben de aradığım aşkı bulmaya geldim zaten sonuç olarak. İlk günde söylediğim buydu. Son günde bunu söylerim herhalde. Dün bir, bugün iki aynı şekilde ben de acele etmenin taraftarı değilim artık. Yavaş yavaş tanımak istiyorum. Ki gördükçe ve konuştukça da tanıyorum. Dediğim gibi yavaş yavaş biraz daha tanıma fırsatı oldukça anlayabileceğim. Duvarları var gibi gözüküyor. Durduğu zaman negatif enerji de saçabiliyor bazen. Yani bazı durumlarda işte bakış açısı biraz somurtkan geldi. Onu da daha tanıdıkça öğreneceğim aslında daha enerjik olduğunu. Hangi konularda somurtkanın mesela? İşte az önce söyledim hemen sana onu gördüğümde aslında. Havuza atladılar. Ben aslında eğlendiklerini düşündüm onlar mikrofonu haricinde. Orada bir somurtkanlık... Aslında eğlenceliydi niye de. Niye ben olsam ben de atlardım dedi. Evet o da söyledim onu, de o da şeyden... hani kriteye falan geçeceğiz ya, bekleyeceğiz falan, ondan dolayı şey yaptım evet. Ben. O beklemek i̇şte istemiyor, hemen olsun. Ona, evet. Eğlence mi, eve gitmek mi? Evet, neden işte. Eve gitmek istiyor? Çünkü burada eğlenebileceği, mutlu olacağı, zaman geçireceği birisi olmadığı evet. için evet. bir an önce burayı terk etmek ben istiyor. Ben de şöyle bakmıştım, bizim burada onlar beklerken daha çok konuşmaya fırsatımız yani. Olabilirdi. Yan yana oturup konuşuyorduk aslında oysa. Yüzünün düşmesinin sebebini aramak istedim. Ama konuştuk yani konuştuk. Evet evet, konuşmaya da devam ediyoruz. Peki sen Burak'la ne konuştun? İlişkilerinin nasıl bittiğini aslında öğrenmek istemiştim. Öğrendin, ne oldu? Ne sence oldu? Var mı aslında orada bizim... kalan bir şey? Ben de orada kalan, o da benim o gibi... O sende değil, Burak'la ilgili böyle hala bir şey hissediyor gibi bir durum. Ha, o öyle bir şey düşünmedim. Burak'ı da onun için sorgulamadım aslında, sadece... Niye sorguladın, Burak'la niye konuştun? İşte neden Tansu bittiğini aklımda, evet. ve ne gördüğünü ben açıklardım ilişkiyi. Sana, ne gerek vardı? Onunla da yan yana gelmiştik. Ben Elif'e seni sormuştum aslında nasıl bir insan, evdeki duruşu nasıl, beni kabullenebilir mi gibisinden. İyi, tatlı kız. Bence bir durumunu görmedim. Yani aksi sevdiği bir durumunu. Sevdiği zaman tam seviyor dedi. Sevebilir, aynen öyle. Tabii gözünün altından bak bakayım. Sen yakıştırıyor musun? Elif bana kimseye yakıştırmıyor bu arada, biliyor musunuz? Kimseyle olmamı istemiyor Elif kimseye beni. Kimseye layık. Kimse sana ne yapacaksın? Vay be. Vay be. Turşumu kuracaklar benim Sedat'la Elif'e. Hayır, yanlış anladın. Esprisini söyledim. Esprisine mi? Hayır. Buse dedi ki ben dedi dans ederken dedi yakıştırdım dedi ikisini işte şey olarak dedi. Ben yakıştırmadım yani dedim. Biz erkekler hem de Tuğba'yla biraz yakıştırdık. Evet, ben de Serdar'ı Tuğba'yla yakınlaştırdım. Şey yakınlaştırdım. Tuğba da çok sinirlendi buna. Şey, yakıştırdım. Niye? Yok, olmayacak şeyler uyduruyorsunuz diye. Tuba yani bizzat kendisi söyledi. Öyle bir şey uydurmak değil ben ki insanlar gördüğünü bileyim, dile getirdi. Daha iyi olursunuz diye düşündüm. Gülseydi bu da geçmişine ekledim. En son muhabbetiniz ama var mı bir şey? Barıştınız mı? Güzeldi. Yani biz de bilmiyoruz aslında. Hayır, ona göre yorum yap diye şey. Ya konuştuk da. Yani Tuba. Bilmiyorum yani. Konuştunuz ne oldu? Ne konuştunuz? Neyi çözdünüz? Bir şey çözemedik işte. Çözmediniz. Problemleri konuştuk. Sana hak verdiği yer var mı? En azından ona bakalım. Çünkü her şeyde Mahir haklıydı en son bıraktığımızda. Hala bence öyle. Yo, ben hak verdim yani. Hangi konuda? Yani yazmama konusunda mesela hafta sonu. Dedim yani ben orada yanlış yaptım. Yani öz eleştiri de yaptım kendime göre. Ama işte o başka en olan... son zaten kopma noktasına getiren konuda. Yani benim orada yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum yani. Ben o anlamda söylemedim. Sadece olan olayı açıklamak için yaptım ama kalkıp gitmemeliymişim. Anda... Yani üçüncü günde mi bunu? Üçüncü günün şafağında mı bunu anladın, yanlış anlaşıldığını? Ya o gün de, akşam da söylemiştim. O gün akşamı. Dedim. Yanlış anlaşıldım galiba. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim kendimi. Bayağı zapt edilemiyorlar ya. Salıncakta gördünüz mü? Ben Cansel bakıyorum çok bir şey olduğunu anladım. Keşke görmeseydim. Ama Azize çok başarılı yani. Çok rahat, çok profesyonel. Evet. Yani. Prof.
Ve böyle bir sızdı. Ondan sonra şimdi gürül gürül çağlıyor maşallah. Katılıyorum. Peki Mahir acaba böyle bir şu salonun ortasında bir çığlık atmak hissi var mı? Sen beni bir rahat bırakın düşün yakamdan gibi. Var mı? Öyle geldi mi yani öyle bir ya şey? Yok öyle bir denmek değil de hani birazcık böyle bilmiyorum ya. Alışkın olmadığım şeyler olduğu için biraz hani üstüme gelinince biraz şey oluyorum tabii ki ama aşılmayacak şeyler değil tabii ki. Modele bak eve Murat hırsız girdi sandım. Eve hırsız girdi sandım. 50 kuruş var mı? Siz küstünüz mü? 1 lira alındı. Cüzdanım çalındı. 50 saniye bakınca cüzdanın kayboluyor. Başka bir şey yoktu arkada o yüzden gidemiyorum. Peki siz küstünüz mü? En son tartışıyordunuz. Biz de arada oluyor ya. Bir gün içinde hallediyoruz öyken. Evet. Kritiğe ama bırakmıyoruz. Senin üzerine bu aralar bir geliyor gibi sanki Cansel. Canının yakası var gibi değil mi? Evet ben bu aralar hep böyleyim. Ama yani bütün hırsını genelden sinirleniyorsun. Olcan'dan mı hırsını çıkarıyorsun? Yo yani bilmiyorum ama dolmuşluk var biraz. Bir de yarışmanın psikolojisinden kaynaklı alınganlık başladı. Evet şikayetlerim bunlar. Tedavi olmayı bekliyorum. İnşallah bitince yani tek ilacı bitirmek. Yok ya düzeltebiliyoruz. Önemli olan bu. Kritiğe yani... bırakmıyoruz öykenin. Evet evet. Güzel. Büyük bir olay değildi bu arada ya normal. Ozan'cığım Sibel'i yapmacık mı buluyorsun sen? Sibel'i değil daha çok Çağrı'yı. Sibel'i bazı zamanlarda yapmacık, bazı zamanlarda böyle duygusunu hissettiriyor ama Çağrı'dan, Bilek sonra bir açıklama yaptı. Aslında Çağrı'dan sebep o öyle oluyor diye. Çağrı... Bir racon keserken yakaladık da. Aynen. Sen bittin. İyice bittin. Eyvah. Sallayalım. Çağrı'dan sebep yapmacık buluyordun. Peki. Bilek bir şey söyleyip düzeltti. Nasıl hemen yani? Davasına sahip çıktı. Evet dinliyoruz. İyi dinliyorum. Neden anlamadım ama. Şimdi şöyle tam nedenini açıklıyorum. Çağrı'nın şimdi çocuksu yapısı ve daha çok eğlenceli yapısı var ya. Sibel'de de aslında daha böyle ağır ağır hareketleri vardı en başlarda. Sonrasında Çağrı böyle şovu sevdiği için Sibel de ister istemez ona kaydı. Benzedi. Şimdi bazı hareketlerinde, bakışlarında o duyguyu yakalıyorum ama bazı hareketlere çok şov geldiği için yapmacık buluyorum. Bu. Arkadaşlar insanlar bir süre sonra köpeklerine bile benziyorlar biliyorsunuz değil mi? Üzüm üzüme baka baka kararır. İnsanlar birbirlerini hani benzetirler. Doğrudur. Değiştirirler, dönüştürürler. Öyle de oluyor. Ben bu arada hiçbir zaman bu eve geldiğimde çok ağırbaşlı olduğumu falan iddia etmedim. Yaşım hepinizden büyük olabilir ama. Varmış çıktı yani Çağrı'yla. Çok eğlenceli çocuksu bir tarafım da var. Hatta ben bugün Sibel'i savunacağım. Çok üstüne gidiyorsunuz. Ben gitmiyorum. Full ben konuşuyorum. Kimse benim yüzüme karşı ters bir şey söylemiyor. Dur bakalım. Dökülsünler bir bakalım yani. Evet. Ben şöyle bir yorum yaptım. İkisi de kendini seviyor. Belli bir egoları da var. İkisi de aynı karakterde. Yakın karakterler aslında. Eve ilk geldiğinde ağırbaşlı bir tip seviyorum ya da öyle bir şey istiyorum tarzında konuştu Sibel. Şunu dedim. Ta ki Çağrı'yı tanıyana kadar. İlişkide. Savunma şurada. Sağ tarafta bir kese var hocam. Oradan devam. Annenden mi geliyorsun? Ay git yanımdan. Oğlum benim terliklerim ya. Ya inanmıyorum ya. Hayır bizim yanımıza oturma. Oğlum ıslak arkan. Burası gerçekten yani bir insanın beğeneceği varsa şu hali mümkün değil. Şuradan koltuk çek bari darlama insanları. Ya git Allah aşkına ya. Otur. Daha çok soğudu. Ben altım basacağım. Cansel soğudun mu? Cansel bana şey yapıyor. Bak diyor bana ne Allah Allah. Soğudun mu? Şimdi soğudun ya asla soğuyamayacak fotoğraf. Yani. Daha çok ısınıyormuş falan. Müthiş fotoğraf gerçekten. Müthiş fotoğraf. Evde nasılsınız arkadaşlar? Böyle mi oluyorsunuz? Evet. Ve tam da mikrofonun gideceği gün sen Pelin'le ne konuştun kırmızı odada? Unuttu. Suya girdi çıktı unuttu. Pelin bir hoşlanıyor musun sen de? Balık hafızı. Evet Öykü Hanım. Evet Öykü Hanım. Evet hoşlanıyormuş Öykü Hanım. Evet. Sonra böyle orada da böyle kaldı. Pelin söyleyince orada da böyle kaldı. Aklı mikrofona gitti ya. Onun hesabını kitabını. Ya o konuyu daha çok sevdim değil mi? Şaka be. Şimdi hoşlandığını belirtti ama ben
duygusal olarak bir şey hissetmedi mi? Şu an söyledim kendisine. Bunu kaç kere duyacağız kanka? Çok söyledim bunu. Herhangi bir vaat de vermedim. Galata açıklar kesin. Yo Allah'tan oh ben iyi konuşmuşum o zaman. Ben her zaman böyle söylüyorum ki. Belediye başkanı. Bunu herkese de söyledim. Duygusal olarak bir şey hissetmiyorum diye herkese söyledim. Ne zaman benimle duygusal bir şey hissedeceksin? Hissettiklerim ama oldu. Hissetmiyor yavrucum yani. Ya ne yapabilirim şey yani? Ya adamın dürüstlüğü seni o kadar istemediği dert zaman. Adamın dürüstlüğü mü? Yerin kırmızı var o çaylak mı? Vermiyor mu? Ben katılıyorum bu arada. Bence İşte öyle zannediyorlar. Dürüst olunca Allah karşısındakini kırmış kırmamış. O zaman işte o yapacak sizinle takılsın. Erkek goy goy yapsın. Niye gidiyor? Öyle yapıyor zaten Öykü. Tanıyorum kim yapıyor. Öyle ne yapıyorum? Öyle yapıyor. Öyle yapıyor. Yani öyle yapıyor. Tanıyormuş tamam. Gibi yapıyorsun. Ne bir şey söyleyeceğim. Ha şimdi giderim yanlış anlaşılır falan der insan yani. Gidiyorsun, oturuyorsun, sohbet ediyorsun. Ama yan evet. Yana burada oturuyorsun. Ama ben geldi dışarıda takılalım baş başa. Tanışıyoruz değil mi ya yapıyorsun falan. İletişimi seviyor olabilir misin? Kesinlikle. İyi miyiz diyorsun. Konuş Pelin. Yani ben arkadaş olarak söylüyorum sana. Herhangi bir ümitlendirecek Burak bir hareketin mi oldu? Burak şöyle söylüyor, şu anlık bir şey yok ama belki ha, o, ileride hissederim. Bu şekilde Pelin rez. Ya bu evlilik kendine şerbet değil mi? Ben belki de çok sinirlendim. Doğru. Bir şey söyleyeceğim. Yanlış kanka. Ben... Bunu neye yanlış arkadaşlar? Ay, bu evde şimdi sinirliyorum ama. Sürekli gerçekten. Sinirliyorum ama. Rez diye geziyoruz. Rezervasyon yani sürekli. Tamam o zaman şöyle yapalım. Hayır, ne yapalım yani? Hiç muhatap olmayalım yani. Bile bile kaldığı için. Net konuştum değil mi? Tamam bir dakika bir şey söyleyeceğim. Net konuştum. Şu an sana duygusal olarak bir şey hissetmediğimi söylüyorum. Evet. Siz de şahitsiniz değil mi? Evet. Ama ilerisi için nasıl kesin konuşabilirim? Ama bak, ona bakarsan kimse kimseye konuşamaz. Belki ileride demen ne demek biliyor musun belki ileride? Yani sen bekle. Yap yine elinden geleni. Hayır, ben belki tam hissederim. Yeni kırmızı odada. Bu demek bak, kapı açık en yani. En canlı örnek Ozan. Bilmiyorum. Şu an bir şey hissetmiyorum. Hissedersem adım atarım. Bak geldikleri noktayı görüyorsun. Bir şey oluyor yani. Sohbet ediyor. Bir emek var. Unutma ki bu hikayede de Azize istiyordu. Sen sabah geliyorsun dükkan açıyorsun. Ne haber Pelin? Günaydın. Akşam gidiyorsun dükkan kapatıyorsun. Ama Ölçer'im öyle değil. Ben kırmızı odada da söyledim. Duygusal olarak bir şey hissetmedim. Yani, yeni aday gelirse tanır mısın gibisinden muhabbet döndü. Evet tanırsın tabii. Ben de dedim ki arka yani. Tanırsın tabii. Tanırım. Oraya rezervasyon yapıyorsun. Sen burada dur. Peki elini tanıyor. Bir şey diyeceğim. Ben sana tanıyamazsın kimseyi diye bir şey dedin mi? Hayır demedim. Sen kendini tanımam dedim. Ben dedim ki. Pelin bak ağzını var dilin yok. Gerçekten konuşman lazım. Sen kendini savunabilecek bir. Öykü Hanım benim seni savunabilecek bir şey var. Nerede mi yanlış yapıyorsun? Evet Öykü Hanım valla ben. Dürüstlük bu değil. Dürüstlük ben yani uzun vadede bir şey olacağını şu anda hissetmiyorum ama yol üzere biz böyle sohbet ederiz arkadaş gibi. Kırmızı oda falan. Ben de onu söylüyorum zaten. Kırmızı oda falan yanlış anlaşılabilir. Hani özel bir yer ya. Madem hissetmiyoruz böyle şeyler yapmayalım. Seni de beni de tanımaya zorlarlar diyebilirsin. Doğru. Ha, dürüstlük bu. Tamam. Tamam. Uzun vadede ne olacak? Bir bakalım gidelim bakalım gidelim bakalım. Ne oldu? Biz sizi çift zannediyoruz. Yani bir hafta oldu. Bir haftada da anlayabilirsin. Tamam o zaman Öykü Hanım'ın dediklerini katılıyorum. Benim söylememle değil. Burada yani ona haksız. Doğru söylüyorsunuz. Ben de onu demeye çalışıyorum zaten ama. Kardeşim net değilsin. Ben de çift zannettim. İşte tek özet bu işte. Meşgul etme. Bir de kız seni bak. Bir dakika şu olay var. Kız seni ilk gün beğendiğini söyleyerek geliyor tamam mı? Ortada bir de 9 gün var. Kızın dediği gibi 9 gün olmuş. Sen bir şey diyeceğim ki, bunu ileride... şey yapma sen 9 gün hangi 9 gün kanka? Elektrik kanka, öyle de hangi ne, hangi 9 gün? Demişsin. Biz neyi paylaştık beraber mesela? Ama işte sen diyorsun ileride bir şey olabilir diyorsun artık. Hayır abartı abartı 9 gün diyorsunuz ya kardeşim öyle bir şey yok yani onu geçin. Kanka ben bilmiyorum kaç 9 gün. Tamam bir daha da konuşmayız arkadaşlar burada muhabbet ederiz. Çok gerçekçi konuşulacaksa gerçekçi yani 9 gün boyunca. O köşeden bu köşeye birbirinizi tanıdınız sonuçta. Şimdi niye gerçekçi olun diyorsunuz? Sende sorun var yani. Tamam ne yapayım kardeşim? O zaman o da onun farkına varıp diyebilir ki ben başka adaylar tanıyacağım da diyebilir. Burak sen artık bak sen artık. Tamam ben ne yapıyorum ben kıza olayım. Siz de beni eylemeyin diye şey mi muhabbet mi yapayım? Ona geliyor kardeşim. Ben de o samimiyeti görmeyip diyor hani tamam, o da abicim, bırakabilir tamam. Hani diyor. Çok yani. Niye benimle birlikte? Hayır ya galayla alakalı değil. Açık kapı bırakmanın için bunu konuşuyoruz. Aynı anda değil. Bir de bir şey söyleyeceğim bak. Kapı için seni açın. Ya benim kapılarım açık da beni taramak istene. Burak bak öyle bir şey değil. Böyle bir şey değil. Burak sende hisler duruyor ya hani orada... İlerliyor bir şeyler. Hah. Neden ilerliyor yani? Burak. Ya. Nasıl ne demek? O zaman söyleyeceksin ilerlemesin diye. Hayır samimi değilsem yani ben dürüstçü gidiyorum kendimce. Bu dürüstlüğün de şeyini çıkıyor. Ne oldu siz konu peşinde misiniz? Memnun musunuz bu durumda? Yok ben şaka yaptım. Hayırdır inşallah? Dost.
Ben dedim ki nasıl üstüne geliyorlar dedim. Şimdi ben şöyle bir açıklama yapacağım. Ne olacak? Şimdi buradan mevzu mu çıktı? Yok, şunu söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir durum var güzel kardeşim. Şimdi o kızın Pelin'in ilk geldiği anda seni beğenmesi ve seni kırmızı odaya davet etmesi var. Sonrasında ilerleyen bir süreç var. Şimdi sen de bir şey hissetmiyorsan karşı tarafa da bir şekilde umut veriyorsun, anladın mı? Net bir şekilde önünü keseceksin yani. Burada sen sanki onun duygularını birazcık kullanıyormuşsun gibi gözüküyor yani ve haksızsın yani. Hayır, kendi de o kadar ağam şahım bir şey hissediyorum demediği için. Ben çok yüksek duygular hissetmediğim için. Kendi çok yüksek duygular hissetmediği için. Burak, ben de son anda bir şey söyleyeceğim. Dedim, ne olur. Şimdi sen Pelin'e göre burada daha deneyimlisin değil mi? Nerede evet. Ne kesileceğini, ne yapılacağını bilmen lazım. Tamam. Şimdi Pelin yeni gelmiş. 9 gün olmuş ama... Abi de biz, düşe kalkı, devire biz, devire geldi. Aynen, biz sesini çıkarmadığı için bir şey anlamıyoruz. Biz sesimizi çıkarıyoruz. Artık senin önünü kesmen lazım. Bazı şeylerin ki yanlış anlaşılmaması lazım. Bir şey söyleyeceğim. Senin bence birine karşı hissedip hissetmemen değil olay. Olay ne biliyor musun? Düşünmemen karşındakini. Evet. Yani Pelin'e karşı bir şey yükselememiş olabilirsin. Çok normal. Belki kriterlerine uygun değil. Belki senin hayatına giren kadınlar gibi değil daha önce. Bu çok normal. Ama sen önünü arkasını tahmin etmiyorsun. Yani atıyorum bak açık kapı bıraktığının farkında bile değilsin. Bu çok kötü ve... Bıraksan bunu bugün burada Öykü Hanım söylemese, biz bunu fark etmesek daha bir 10 gün daha gidecek yani bu böyle. Tabii canım. Ve bir cevap yok ortada, anladın mı? Ya belki başkası yeni mağaza yazmışlar, bıçak almışlar. Öykü Hanım, bana olur. Bir şey söyleyeyim. Öyle bir şey. Mikrofona vurdum. Ama onu yedim, vallahi onu yedim. Lan çapsın onu yedim. Ama öyle artık başka bir şekilde gözükmüyor. Sen çünkü bunu biliyorsun, anladın mı? O yapsa olabilir, o niyetle yapmamış olmuş diyebiliriz. Ama sen bir de bu yüzden kaç kere... Yanlış pozisyonlarda kaldın, yanlış düşünüldü senin için. Ama mesela ben onların önünü kesip bir hareket yapmıyorum. Mesela tanıyabilirsin, yeni aday geldiğinde de tanıyabilirsin diyorum, hoşlanır. Belki sen de hoşlanabilirsin diyorum. Ama ben ilgilenmiyor yani. Bunlar da net şeyler değil. Ama ben tanımam evet. Diyor. Ben sana birlikteler zannettim. Mesela. Başka bir adayı tanır mısın diye sen evet, tanırım evet. Demişsin. Evet. Ufak ama ilgin bile o ben tanımam diyor yani. Seni tanırken. Çünkü seninle tanışıyor. Mesela evet. Bugün siz tanışmamışsınız. Şey tanıma yanımı bilmiyordu bile. Ben dinliyor olmasından da rahatsızım. Bir cümle etmen lazım evet. Buralarda artık. Ben bir şey söylemek istemiyorum ya gerçekten. Nasıl söylemek istemiyorum? Ama senin söylemelisin. Ben aslında ilk başta onu senin anlayışlı. Konu bizim değil ki. Anlayışlı. Olabilir. Yani yaklaşmıştım. Çünkü daha öncesinden hani böyle şeyler yaşadığım için kötü konumda hani... Olmaması gerektiğini düşündüm. Ha bir de hani oraları yüzden, da düşünüyorsun. Hani gerçekten çok anlayışlı yaklaşmıştım. Ama şimdi söyleyince yani ben de istemiyorum zaten. Bu evde hep kadınlar Öykü Hanım, erkekleri düşünüyor ve erkekler kadınları olacağım. Düşünmüyor. Şimdi çünkü Burak sen bir dakika bir şey söyleyeceğim. Fark ettim şey senin bir söylemin var Burak. Tansu'yla tanıma yolundayken bak Tansu'yla tanıma yolundayken bir söylemin var. Demiştin ki ben yaşça küçük birinden daha önce birlikte olmadım. Evet. Şimdi aynı konumda biri var. Ya bu hepimizin bildiği. Aynı konumda biri var. Şu an düşündüklerinde çelişiyorsun o zaman. Kendisine de söyledim güzel kardeşim. Ama o zaman ben birlikte mi oldum? Işte. Sen Pelin'e dedin mi? Ben senden dedi. Etkilenmedim. Herhangi bir adım atmayacağım niye ve ben netim. Niye devam ettiriyorsun işte anladın mı? Sen de boşu boşuna adım atma dedin mi? Yoksa biz bir şey böyle tanıyoruz birbirimizi. Ben bir şey demedim. Bakalım nereye bağlayacak mı? Hayır Pelin'in önünü kesecek hiçbir şey yapmadım. Ama önünü kesecek bir şey yapmadım işte. Ama duygusal olarak sana karşı bir şey hissetmiyorum denen de bu... Atıyorum mesela biri bana bunu dese bir yere kadar atıyorum. İnan ki ben bugün Pelin'le baş başa konuşurken bile senin onunla konuştuğundan daha net konuştum senin adına. Çünkü ben görünce bile anlayabiliyormuşum artık. Ben mesela ben bugün Pelin'e dedim ki, Pelin dedim bir şeyler, bir etkileşim bir anda yoksa bir erkek adım atmıyorsa o istemiyordur bence boş ver dedim. Bir de şöyle düşünmen lazım. Yani senin atıyorum karşı tarafla alakalı ufak bir enerjin, hissiyatın bir şeyin var. Tanımak istiyorsun. Ama onda senin gibi aynı sendeki durum var. O durum tamam mı? Aynı sendeki. Ya başka birini tanımasını etmesini ister misin sen bu süreçte? İstemezsin. Hatta yapmazsın da böyle bir hareket. Ya şimdi sen aynı durumu ona yapıyorsun. Ya tamamen önünü keseceksin. Tamam. Ya da işte... Tamam. Oğlum bir de tamam. Bir şey olmadı. Var mı daha söyleyeceğim bir şey? Ya ben şöyle bir şey görüyorum şimdi... Pelin 19 yaşındaydın değil mi? Evet. Pelin ve Tansu, mesela Elif de o yaşlarda. Yani ben sizin daha ilişkiye hazır olduğunuzu düşünmüyorum şu an. Bunu da görüyoruz zaten. Niye öyle bir şey dedin ya? Çünkü, ben hazırım. ya burada öğreniyorsunuz ama yani mesela şimdi dedi, burada bir olay geçiyor seninle alakalı mesela. Bütün tepkileri vermen gerekiyorken içinden ne geliyorsa ya da olayı birçok yerinden bakman gerekiyorken insanlar senin hakkında konuşuyor. Ve oradan fark ediyorsun. Ya mesela Tansu da...
şu an ne yapacağını bilmiyor. Yani bence biraz daha olgunlaşmanız gerekiyor bu konuda ama bunu nasıl yapabilirsiniz? Ben ne konuda ne yapacağımı bilmiyorum Sedat mesela. Ya Tansu şimdi şöyle... Bu yaştan dolayı mı yoksa deneyim? Bir şey söyleyeceğim. Evet. Benim tepkilere geç kalıyorsun. Benim burada bekçen arkadaşlarla böyle konuşmam yani, hazır sıkıntım oluyor yani, yani. Bence olgunluğundan, karakterinden dolayı yani. Sen soruya bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir soru var mı ya? Ne sordu? Ne sordu? Gerçekten merak ettim. Kendimi... Benim burada bekçen arkadaşlarla konuşmamın sıkıntı var mı konuşmamda? Bir şey söyleyeceğim. Sen kahveye mi geliyorsun hocam? Ben anlamadım ki. Bir şey diyeceğim. Karşında bir rıza olması lazım. Konuşmanın bir sebebi, bir maksadı olması lazım. Ama tam bu evin kuralı yani da birbirini tanıyabilirim. Bunda oturayım, iki de şurada pişpirik atayım, 101 de şurada oynayayım değil yani. İki tavlada şurada oturayım. Burası öyle bir yer değil. Tam da bir insanı atıyorum. Nasıl desem kim bilmiyorum ya. Nasıl ifade etsem çünkü sanki çok kötü niyetliymişim gibi oluyor yani. Kötü niyetle alakası yok. Sadece doğru yol. Ben çakallık yapıyorum. Bak tamam bayağı o daha doğru. O daha doğru. Dev çakallık o daha doğru. Gerçekten herhalde. Yani. Öyle mi düşünüyorsunuz evet. Yani? Benim düğünümde düşündüğüm acaba, önemli seyirci söyleyecek acaba, izleyince. Mahalleli... Sen dışarıyı düşün neler görünüyor. Hayır ben o kadar ince mi düşünmüyorum acaba? Yarı yolda bırakıyor. Oğlum sen hiç düşünmüyorsun. İncesi kalını yok. Ya sana sıfır önyargıyla gelmek istedi biliyor musun? Ve tekrar bu konular olmasın diye de sana alan açtı. Ve çok üstüne gelirse... istemeyeceğini düşündü. O yüzden böyle evet, aslında. Evet anlamaya çalıştım. Tamam, yavaş, yavaş yavaş. Yavaş. Bayağı. Yani ben de söyledim yani. Ama. Bunu ben de İskandinav medeniyetinde bir ilişki bekliyor. Hem de Burak'tan bekliyor bunu. Sen nasıl kendini söyleyebilir miyim? Bayağı medeniyim, bekleyin, anlayış falan. Niye sürekli biz bu ilişkilerinin senin sonucunda... Bence kalıyorsun. Sen hep böyle burada kalıyorsun. Hep biliyorsun. Aynı şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Adam, bunu çok merak ediyorum. O ilişkide böyle biri ben demek bilerek ki. Yani. Ben bunu bilerek yapıyorum. Kendini kötü duruma düşürüyor. Ben çok ufak. Tamam da böyle değil. Bence Burak'taki tek suratı... Biri konuşuyor. Tamam. Bitir. Bak bir şey düşünmüyorsan ilk gün seni kırmızı odaya çağırdı ya. Zaman artık zamanı bırak yani. Bir şey hissetmediğimi söyledim geldim burada. Tamam da. Tamam zamanı bırak. Değil midir kanka ilerisine göre. Yavrucuğum bak bu sende yaramıyor işte bunu anla artık. Burak mesela şeyin farkında ilk görüşte etkilendiğinin. Burak o ilk görüşte etkilendiğinin abi. Farkındasın. Evet. Bunu çözmüşsün kimden? Kendin hayır, birinden. Evet. Ona dikkat ediyorum. Yani zamanla diyorsun ya hep ilk görüşte oldu niye uzatıyorsun peki? İlk görüşü de gördüm. Ama şimdi bizim Ayşe dışarıda da bir hayatımız var. Ben bir şeyler i̇lk paylaştıkça görüş. Bir insandan daha sonrasında da hoşlandığım oldu. Bir ilişki yaşadığım oldu. Dışarıda konuşuyor musunuz? Mesaj attın mı sen Pelin'e? Hayır konuşmuyor. Ya yok diyorum işte dükkan açıyor. Bunu yapsam bir de ya. O zaman vay halime yani. Bir yap da bir tanı 9 gün olmuş yani. Burada da atarım izin vermiyorsunuz. Denedik konuştuk olmadı demek var. Evet. İzin vermiyor. O süreç anlayışla karşılanır. Ama gelip böyle dükkan açıp dükkan kapıda hadi eyvallah selametle deyip ellere dağılmak olmuyor. Çok çirkin ama bu ya. Evet. Ama öyle duruyor. Kızı buradan oturtuyorsun. İşte böyle duruyor. Kulaç yapsın yok ya. Serseri serbest dilim tarzında. 5 saati 5 saati değil. Yarısı erkeklerle goy goy. Çok kötü bir adamsın. Tamam. Artık gönderirlerse geliyorsun. Kırmızı oda varsa hadi lütfen bir uğruyorsun. Oğlum harbi öyle. Yani i̇şte kırmamak için geliyorsun. Elektronik kontrolün altında kalır. İstediğinden kardeşim ama. Artık ne? Peki. Çağrı. Kızlarla muhatap olmayacağım artık. Dedi ve iki gün sonra. Finali de yaptı yani. Yine tanır. Şey, bekar adaylar. Ne oldu niye dertlisin sen? Bekar adaylar. Havuz meselesi. Öyle mi? Evet. Yaldızların mı döküldü? Hayır Öykü Hanım. İttiler ne mi? Oldu? Işıltın mı söndü? Yok Öykü Hanım. Orada parlamaya devam ettim. Yapışan eşomanımsı şeyimle ama... mevzu bu. Yani ne gerek var yani? Sınıfsal. Evet sınıfsal olarak bana düşük geliyor açıkçası. Evet. En çok atlayan da kendisiydi bu arada. İçildikten sonra. Baktım işte ne baktım ne görüyorsam bunu yapayım dedim ben. Girip girip atlıyorlardı. Çıkıp kendisi yüzüyordu, evet. Atlıyordu. Böyle falan, gördüm sizlerden ben de böyle yapayım dedim. Evet arkadaşlar. Boş ver. Kimseyi beğenmiyor. Yani işte biz normal ölümlü insanlar olarak. Siz girer misiniz Öykü Hanım? Biz havuza falan giriyoruz. Peki. Yani normal karşılıyoruz bunu böyle şeyleri. Peki. İnsanın eğlendiği... Siz de girer misiniz Öykü Hanım? Girerim, niye girmeyeyim? O zaman yani. Ben birlikte sizi havuza davet ediyorum. Şimdi hep şu an bak. Ben elbiseyle atlamam ki. İşte elbiseyle atlamazsın mesela. Hayatta. Giyerim, giyer gelirim. Seni kanka? Biri mi? Havuza davet ediyorum. Attılar. Ya manyak bu çocuk ya. Yani havuz dediğim benim damarlarımda zaten yani havuz. Evet. Ben milli yüzücüyüm biliyorsun. Evet biliyorum. Dolayısıyla yani. Buradaki havuza girer miyiz yani?
Yani... Buradaki havuza. Burada girelim tabii, girelim. Girer miyiz? Bu havuz böyle girmez. Anlaştık ki yarın o zaman Öykü Hanım size... Ben de giriyorum. Birlikte bu ben, havuzda... Hayır canım, niye gireyim şimdi? Neden Öykü Hanım? Ya öyle bir... Çok güzel bir havuzumuz var. Ay, bugün de havuza girmek istiyorum diye gelirim mesela, girerim. Ama orada lay laylon varsa atlarım da yani, bir şey yok ki. Yarın, yarın ben ya. Odanızdan sizi kendim geleceğim Öykü Hanım. Davet edeceğim. Bak Sibel girdi. Yani saçma yani. Çağrı, sizin bu aristokrat taraf nereden geliyor? Ben Ankara'yı bilirim de o yüzden soruyorum. Öykü Hanım şöyle... Yani orada bir royal görmedim ben. Aile. Yani anne ve baba olarak belki. Çiğ köfteciler. Kraliyet ailesinden geldiğimiz söyleniyor. Lord. Gerçekten. Öykü Hanım cidden bu arada şöyle bir durum var. Ciddiyim mi? İnandırdık ya, delirdi. Evet. Bayağı delirdi. Sivas'tan gelmedin sen. Ya git gelelim mi sen lan? Evet kardeşim. Arkadaşlar durun, eğlenebiliriz yani. Ankara 0. Onu da böyle kabul edelim. Yani Ankara'da deniz yok diye belki havuza da girmiyor olabilir. Su sevmiyor. Kabul edelim. Ankara'da yok da. Yok yani Ankara'da deniz. Şöyle... Aşkın neysin, anlıyorum seni. Büyük dedem. Ama üzülüyorum. Evet. Sizden niye ben... Buldum, sakladım. Doğru. Çok özür dilerim. Peki bir şey soracağım. Ya çok çabuk kaldı. Çağrı'cığım bir şey soracağım. Çağrı, bizim havuzumuz senin de havuzun. Dışlama kendini. Hem de peki, özel bir havuz. Doğru. Biz özel bir kişiyiz. Doğru. Peki biliyorsun, neden her gün dereye gider gibi pantolonunu sıyırıyorsun beni? Onu söyle o zaman. Bele. O da kraliyetten geliyor. O da kraliyetten geliyor. Peki ben genel bir şey sormak istiyorum. Yani burada konuyla da alakalı olanlar hemen atlayabilirler. Ya yani benim evle ilgili daha en başından itibaren Tansu'nun mesela bir şey dansları, göndermeleri mi? Açıklayayım mı? Hadi şuna gidiyor ya. Yine başlat. Yapmayın şunu artık. Niye hoşuma gitsin ya? Şimdi şöyle gitsin. Bir devirdi kanka. Gülüyorsun kanka. Ne yapayım? Ne? Adam bana geleceğini gülüyor ya. Senin hoşuna gitmiyor. Bana tepki verme, tepki verme. Tepki verme. O şarkıda gönderme yapmıyorum. Ben gönderme yaptığımda zaten belli ediyorum. Siz beni direkt anlıyorsunuz ama gerçekten... Bak bu anlamış hala. Şarkının bize verdiği farklı bir şey var Elif'le bu arada. Ne var? Şarkı çıktığında ister istemez bir var. Bak tüm hücrelerim alarttı. Ne var? Bir şarkıyı duyunca... Tüm hücrelerimiz halay çekiyor gibi bir şey. Harekete geçiyor böyle. Duramıyorum ve ben zaten halay... harekete geçiyor. Ben normalde de böyle biriyim. İşte dans etmeyi falan dinlemeyi çok seviyorum. Kapı gıcırtısında bile oynarım. O yüzden böyle. Gönderme yapmıyorum. Bunu Pelin'e de söyledim bu arada. Yanlış anlamış ama gerçekten yapmıyorum. Dans şarkıları beni açtıracağım. Evet, ben farklı şarkılar söyledim. Peki, olay sana gidiyor. Ben evet, ne diyorum, ben, ne yapıyorsunuz ya? Şş be. Aa. Bu kadar millet. O zaman... Bu çok şarttı ama. Bana oyun mı geldi? Oyun mu? Oyun mu? Hayır, oyun oynamayalım. Ben mi? Ya hayır ya. Patlamış mısınlarımı getirin, patlamış. Hayır, hayır. Oturulacak bir şey var ama. Abi, sadece uzatın. Bir şeyler oluyor. Konuşmuyorum Sibel'cim, susar mısın şu anda? Ses duyamıyoruz. Hayır. Ses olmuyorsun ya. Hayır ya. Ayrı da yokluyor. Bir şey diyeyim mi? Ozan artık. Hayır. Bir şey var ya, yavaş. Allah. Bak, 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 ses varsa sesi bak, hayır, hayır, lütfen ya. Öykü Hanım lütfen yeter. Niye ya? Onu deneye ver kardeşim. Onda eksik kaldı bir şeyden de. Ya istemiyorum ya. Of. Öykü Hanım ben şunu çıkardım. Ozan kendini tutmuş, tutmuş, tutmuş. En sonunda dayanamamış, patlamış. Salmış. Şey olmamış. Ben ne oldu ya? Bakayım oraya. Böyle kanka. Bir şey yapıyoruz. Böyle bir şey yapıyoruz. O da abi yapıyor. Dur dur. Ne yaptı? Bağırdı. Neye bağırdı? Sus bir artık diye. Duymadınız mı? Biliyor muydu? Ben duydum ama. Ben duydum. Ne oldu ya? Aa, ıslak diye belki. Ben konuşmuyorum diye dedi. Bir şey olmadı.
Havuza atlamak. Peki, şşşş. Ben de diyorum sizin yapmasını. Sana şşş be. Aa, sen benimle böyle konuşamazsın. Konuşmuyorum Sibel'cim, susar mısın şu anda? Ay ne oldu bir anda? Niye böyle bir şey ihtiyaç duygun duyuyor? Ne? Duygulanmıyordum ya. Sen ne dedin ki? Ben ilk defa görmem çok... Benle böyle konuşamazsın. Ne oldu Sibel'e? Evet ama sen... Ne için? Ne dedin? Ay konu ne? Kardeşim niye böyle? Sessiz Serdar. Eğleniyorduk şurada ya. Şimdi olmadı, öncesinde oldu zaten. Ne oldu? Yine mi oldu? Varoş varoş diyor ya, kimseyi yani beğenmiyor. Benle böyle konuşamazsın dedim ben de. Ya bir sus. Senlik bir durum yok ki. Yaran varsa çek ocağımızsın o zaman. Bağırma artık ama. Sen de bana bağırarak konuşamazsın o zaman. Ben bağırmamıştım haddini sana. Haddini bilmeni istiyorum biraz. Sen haddini bil asıl ya. Kusura bakma. Oğlum sen niye? Kardeşim bir karışma olur mu? Rica ediyorum. Ben yorum yapacağım. Bir dakika dur. Sen yorum yapmanı istemiyorum dostum. Şu an yorum yapmanı istemiyorum. Tamam, sakince bir yorum yapayım. Şu an bak, şu an sakin değilim ve tam şu an istemiyorum. Ama konuşulmasın mı konu mesela? Evet, evet istemiyorum. Şimdi sen Selahattin rica ediyorum bir kere de saygı göster. Sen saygı gösteriyor musun? Bak saygı bak Sedat bir şey söyleyeceğim. Sedatçım bak rica ediyorum. Çağrı niye susturuyorsun ki? Ben konuşmasını istemiyorum Öykü Hanım. Nasıl? O aynı şey istediğinde ben saygı gösterirsem herkes saygı ben gösterecek. Ben soruyorum. Öykü Hanım şu an konuşmak istemiyorum için. Bu konuyu. Konuyu anlat. Nasıl gelişti olay onu anlat. Bu kadar. Sadece bir o ben söz söyledi. Ben de gerildim ve sesimi yükselttim. Bu kadar. Konu ne? Öncesinde bir konu yok. Ne dedi de bağırdı? 5 dakika sonrasında bir cümle söyledi. Ben de rahatsız oldum ve daha fazla konuşmak istemediğim için sesimi yükseltmiş bulundum. Bu kadar. Sibel sen de anlatmak ister misin? Söyledim ya. Ben ne dediğini anlamadım. Herkese sen bir şey varoş diyorsun. Önce herkese dalga geçerek dedim ki. Havuza dedi o. Kimseyi beğenmiyorsun. Seni kim beğensin dedim. Güldüm. Önce komik bir şey söyledim. Sonra yine böyle... Aynı böyle durduğu için benimle böyle konuşamazsın dedim ve bağırarak cevap verdi. Bence biraz sen haddini aşıyorsun. Tam konuşmak istemiyorum konuyu. Beni ne kadar üzüp kırdığının tamam farkında mısın acaba? Affedersin şu an bu konuyu konuşmak istemiyorum. Bu kadar insan içinde bana... O zaman bu kadar insan içinde konuşmayacaksın kardeşim. Tamam. Her şeyi senin istediğine göre mi yapacağız? Ya bu kadar ama bir şey söyleyeceğim bak. Ben şu anda bu konuyu konuşmak istemiyorum. Anlayabiliyor musun beni? Aynı dili konuşabiliyor muyuz? Tamam o zaman susalım. Burada bile kararı sen vermeyin. Karim konuşmak istemiyorum konuyu diyorum. Ne yapayım? Çıkayım mı buradan? Ne yapıyorsun ya? İnsanların içine bağırıyorsun. Öykü Hanım tahrik etti ve ben de susması için sesimi yükseltmiş bulundum. Bu durumumuz. Tamam o zaman. Bunun için özür dileyeceksin ama. Evet özür dilerim. Sıkıntı yok Öykü Hanım. Dileyeceksin ama yani. Ama yaptıktan sonra özür dilemek. Arkadaşlar rica ediyorum dedim. Anlayış bekliyorum birazcık. Karışmayalım. Hayır şey peki bu yakınlaşmaya... Son duruma yani yorum şu yapmak isteyen var mı? Şu saatten sonra bir sevgililik olması gerekiyor. Evet, yani mesela bir şeyler evet söyleyin. Yani, bize acıyor yani. Bir şeyler söyleyin. O zaman yani güzel hayat tatlıya falan vurma abi. Evet üç yani böyle bir şey yok. Bu balla denizde olacak bir şey değil yani. Onun arkasına sığınmasın. Ben Ozan'ın bir sonraki hamlesini çok merak ediyorum. Tamam bekle gör. Ama ben bir şeyi fark ettirmek istiyorum. Burada tek taraflı Azize evet tek taraflı geldi. Ama burada tek taraflı koşulan Azize tarafından bir aşk yok fark ettiyseniz Ozan da ona çok destek evet oldu. Evet. Yani yardım etti yani. Anlayışla bunu bir anlasın bence erkekler evin bunu bilmesi gerekiyor. Evet bunu çok biliyoruz zaten. Aynen anlayışla yani karşıladı Ozan yani. Ozan her kurtarması gerektiğinde, her adım atması gerektiğinde, her şeyin farkında olarak güzel adımlar da attı yani. İşte tek şöyle, başına koşan bir kadın göstermedi kimseye. Şöyle evet bir şey var zaten ilk kesin gün geldiği an Ozan ki beğenmişti de. Daha yeni biten bir şeyler vardı ya. O yüzden çok işte buna rağmen bu kadar hızlı olması güzel. Peki. Hemen oyları hatırlatalım. Sevgili izleyiciler, pozitif negatif oylarınızı bekliyorlar. Aşkın Gücü uygulamasına El Poder Del Amor yurt dışına oylarınızı göndermek isterseniz kullanacağınız uygulamanın adı aşkıngücü.com başvuru adresimiz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve de bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın lütfen. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.